girilen devrimci hareketlenmede partiyle tanıştım. 1975 yılında çıkmaya başlayan İlerici Yurtsever Gençlik Gazetesi etrafında Ankara'da örgütlenmeye başlamıştık bir grup sempatizan olarak. Ankara'daki hareketliliğin en önemli özelliği belki de işçi sınıfı ile öğrenci gençlik arasındaki somut bağların güçlü bir şekilde başından beri korunması etrafında örgütlenmekti. ODTÜ'de mesela inşaat işçilerinin örgütlenmesinde aktif rol oynadık. Hatta iki yoldaşımız ODTÜ inşaatlarında işçi olarak görev aldı ve ODTÜ'deki işçilerin grev örgütlenmesinin de başını biz çektik ki ODTÜ'deki sayımız diğer siyasi gruplara göre çok daha az olmasına rağmen. Gene aynı dönemde işçi mahallelerinde, gecekondularda evler tuttuk, sanayilerde çırak ve genç işçilerle birlikte örgütlendik. O günlerde Ankara'da TKP hareketine katılmış herkesin, her bir kimsenin bir şekilde işçi sınıfı mücadelesiyle sıkı bir bağı mevcuttu. Bu durum Ankara'daki örgütlenmenin mevcut işçi ve halk hareketlenmesinde çok yakın ve paralel yürüyen bir şekilde devam etmesinin de en önemli nedenini oluşturdu. Bu hareketlilikten Çırak Ders çıktı, Ankara Ulus Şubesi çıktı, işçi örgütlenmesinden sorumlu. Ben İGD Ulus Şubesi'nde genç işçi örgütlenmesinden ve Çırak Ders'ten sorumluydum bu dönemde. 1978'de İstanbul'da yapılan bir toplantıda bizim Ankara'daki bu hareketliliğimiz bir anlamda eleştirilmişti İGD'nin merkezi tarafından. Bize dediler ki siz Ankara'da çok fazla sokak eylemi yapıyorsunuz, çok fazla dikkat çekiyorsunuz. Hatta daha ılımlı, daha yumuşak ve daha demokratik çerçevenin sınırları içinde eylem yapmamızı istemişlerdi. Aynı dönemde biliyorsunuz Türkiye'de koşullar çok sertti ve hatta sertleşiyordu. 1974 Kıbrıs işgali nedeniyle Batı ülkelerinin Türkiye'ye yaptığı ambargo hem de 73 petrol krizinin etkisiyle ekonomik durum iyice çıkmaza girmişti. Bu dönem Milliyetçi Cephe Hükümetleri dönemiydi. Yani bütün sağ ve faşist partiler birlikte iktidardaydılar. Ve ülkenin genelinde terör, yokluk ve pahalılık çok yaygındı. MHP ve bağlı ülkücü kuruluşlar devlette kadrolaşmak üzerine yoğunlaşmışlardı. Polisin de desteğiyle sokaklarda egemenlik kurmaya başlamışlardı. Diğer yandan emek cephesinde direnişlerin ve protesto eylemlerinin de hızla yükseldiği bir dönemdeydi. Bu aynı 1974'ten 80'e doğru giden dönem. Bu dönemde yani 74-80 arasında Türkiye'de devrimcilik, solculuk yaygındı. On binlerce insan devrimci savaşın içinde yer almaktaydı. Kavga gittikçe sertleşip sert bir şekilde devam ediyordu. Ancak bu kavganın teorik bilinci çok eksikti. Savaşkanlık ve özveri yaygındı. Ancak sol hareket, TKP de dahil, dinsel, ulusal, milliyetçi ideolojilerin etkisinden bir türlü kopamamışlardı. TKP'nin reformcu yönetimi tüm umudunu CHP'nin Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerinin değişmesine bağlayarak devrimin önünü açacak inisiyatifleri almak yerine yani sokakta devrimci mücadele veren işçi ve gençlerin yanında yer almak yerine kendisini yasal bir parti haline getirmeye ve bu sayede milli burjuvazinin temsilcisi olarak gördüğü CHP ve çevresiyle kuracağı bir ileri demokratik düzen beklentisinde yoğunlaşmıştı. Bu durum SBKP'nin de Türkiye uzmanları tarafından destekleniyordu. Tabandaki devrimci savaşkan potansiyel yumuşatılmaya çalışılıyordu. Yani bize de İstanbul'da söyledikleri bir anlamda bunun bir uzantısı şeklindeydi. Bu koşullarda Ankara'da en yaygın takip ettiğimiz ve bize hareketlenmemize ve eylemlerimize düşüncemize en yakın tekabül eden TKP organı işçinin sesiydi. Merkez bizi çok eylem yapıyorsunuz, çok fazla dikkat çekiyorsunuz diye eleştirirken işçinin sesinin devrimci durum değerlendirmesi içinde yaşadığımız koşullara direkt tekabül ediyordu. Aynı Lenin 1913 yılında Riga ve Petrograd'da 1 Mayıs eylemlerini değerlendirirken yaptığı devrimci durum tespiti gibi işçinin sesi de devrimci durum tespiti
bu o dönemdeki devrimci hareketlenmeye tam tekabül etmiştir. İşçinin Sesi bu devrimci durumu şöyle değerlendirmişti kısaca. Bir yönetici sınıfların egemenliklerini eski biçimi değiştirmeden sürdürebilmesi imkansız hale gelmiştir. İki, ezilen sınıfların sefalet ve sıkıntıları olağan koşullarda olduğuna kıyasla iyice ağırlaşmıştır. Ve üç, barışçıl dönemlerde ezilmeye, sömürülmeye razı kitleler, böylesi ciddi bir kriz döneminde bağımsız tarihsel eyleme hazır hale gelmişlerdir. Yani deyim yerindeyse, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri olmayan halk çoğunluğu her şeyi göze alarak sokağa çıkmaya hazırdır ve çıkmaktaydı o dönemde. Fabrikalarda, sanayilerde, mahallelerde 74'ten beri örgütlenen bizler için bu değerlendirme içinde yaşadığımız koşullara tam denk düşmekteydi. Bir anlamda bizim Ankara'da faşizme ve sömürüye karşı verdiğimiz mücadele içinde el yordamıyla vardığımız sonuçlara 1976'dan itibaren İşçinin Sesi teorik bir derinlik kazandırmaktaydı. Ankara TKP grubu için Eylül 79 ODTÜ İstiklal Marşı eylemi önemli bir dönüm noktası oluşturur. 1979 Eylül ayında ODTÜ Stadyumunda resmi akademik yılın açılışı töreni sırasında ODTÜ İGD üyeleri İstiklal Marşı çalınırken ki bu Deniz Kuvvetleri'nden getirilen askeri bando tarafından çalınıyordu. ODTÜ İGD üyeleri yerlerinden kalkmadı. Kürt demokratları ve Dev Yol'un tabanından da geniş bir kesim bu eyleme katıldı. İstiklal Marşı bitince hep birlikte İGD'li öğrencilerin öncülüğünde geniş bir grup ayağa kalkıp enternasyonali söyledi. ODTÜ Öğrenci Birliği'ni kontrol eden Dev Yol ve hemen bütün diğer sol gruplar bu eylemden ötürü bizi eleştirdiler. Bazıları İstiklal Marşı'nın bağımsızlık mücadelesindeki öneminden bahsediyordu. Ve hatta hemen ardından Cumhuriyet'e saygı mitingleri düzenlediler. Ellerinde bayraklarla İstiklal Marşı'nı söyleyerek. Biz İGD, İLD, Çırakder ve bazı sendikalarla birlikte Ankara'nın her tarafında devrim ve sosyalizm sloganlarıyla korsan mitingler düzenledik. Bu milliyetçi akıma karşı. TKP Merkez yanlısı Politika Gazetesi de ne yazık ki bu milliyetçi kampanyaya katıldı. İGD Genel Merkezi İstiklal Marşı eylemini eleştirdi. Marşa ve bayrağa sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Bir tek İşçinin Sesi gazetesi ODTÜ eyleminin gerçek anti-emperyalist ve sosyalist anlamını analiz ederek eyleme ve eylemi gerçekleştiren Ankara İGD Şubesi üyelerine sahip çıktı. Bu eylem bir anlamda dönüş noktası oldu Ankara'daki önemli sayıda İGD, İLD, İKD ve sendika üyesi için ve işçinin sesine geçilmesi de bir anlamda bu eylemden sonra geniş bir şekilde yer aldı. Benim Ankara'daki o dönemde size anlatmak istediğim İşçinin Sesi'nin bizim hareketlenmemizi nasıl etkilediğiydi ve bu şekilde özetlemeye çalıştım. Şimdi bitirmeden önce şu anda geri dönüp baktığımda Yürükoğlu'nun ve İşçinin Sesi'nin o dönem yayınladığı yayınlardan benim bugün için tekrar baktığımda en önemli gördüğüm bir iki paragraf var. Onları okuyarak bitirmek istiyorum. Bunlar ikisi de Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye kitabından. Birinci paragraf şu. Türkiye'de dünya içindedir. Bu bütünün bir parçasıdır. Elma kurdu gibi yalnızca Türkiye sınırları içinde gelişen olaylara bakarak Türkiye'nin dünyadaki yerini, rolünü ve de yurdumuzun içinde bulunduğu ortamı anlayamayız. Bu nedenle öncelikle Türkiye'nin nasıl bir dünya içinde yer aldığını görmek gerek. Bir hiyerarşiler bütünüdür dünya kapitalist sistemi. İçinde emperyalist sömürge, yarı sömürge, bağımlı, çeşit çeşit ülke vardır. Gelişmişi, az gelişmişi, orta gelişmişi, düzey düzey kapitalist ülkeler yer alır. Bu hiyerarşinin değişik yerlerindeki ülkeler ya da ülke toplulukları emperyalist sömürü sistemi içinde değişik rollere sahiptirler. Geçiş kuşağı diyebileceğimiz ülkeler, gelişmiş ülkelerle az gelişmişler arasında bir yerde duruyorlar. Sermayenin yeniden üretiminin doğal sonucu olarak yerli tekeller ortaya çıkmıştır. Yerli finans kapital oluşmuştur. Öte yandan genel ekonomik gerilik sürmektedir.
Hindistan, Pakistan, Türkiye, Brezilya, Arjantin, Filipinler, Meksika ve bazı diğerleri bu kategoride yer almaktadır. Bence bu 43 sene önce yazılan bu paragraflar Yörükoğlu tarafından bugün de hala önemini ve güncelliğini hatta artarak sürdürmektedir. Özellikle Türkiye'deki siyasi ve ekonomik duruma ilişkin yazılanlara baktığımızda böyle bir bakışın ne eksikliğini ve bunun önemini çok iyi anlayabiliyoruz. Yani 43 sene önce bile böyle bir geniş bakış, evrensel, internasyonel bakış mevcuttu. O anlamda bu paragraflarla bitirmek istedim. Teşekkür ederim. İsmail, sesin kapalı. Ali Aksoy aramızda görünüyor. Biraz önce görüntüsü de vardı, sesi de vardı. Şimdi ne görüntü var, ne ses var ama kendisi burada görünüyor. Kendisinin sesi açması, videoyu da açmasını bekliyorum. Ama o yapana kadar ben kendi konuşmamı yapmak istiyorum. Şöyle bazen sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Benim sunum şöyle. 20 yıl önce yitirdiğimiz Yürükoğlu yoldaşı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Amacımız geçmişe özenmek, nostalji yapmak değil. Yoldaşımızın işçi ve komünist harekete çeşitli katkılarından bahisle geleceğe uzanmak, bugünkü genç kuşaklara birkaç ipucu vermek, birkaç uyarı yapmak niyetindeyiz. Yürükoğlu yoldaş, partide demir disiplin ve açık konuşmanın, tartışmanın, öz eleştirinin, parti çalışmasının motor gücü olduğunu anlatırdı. Bir başka özelliği, yoldaşlarını yaşamda karşılarına çıkan her şeyi gerçeğin aynasında sınamaları konusunda uyarmasıydı. Evet, her şeyi sorgulamalıyız ama nasıl? Marksizmi yaratıcı bir tarzda özümseyerek. Aksi takdirde ayağınız bir geleneğe, bir kör yargıya takılır, komünistlikten düşersiniz. Nereye? Öyle ya da böyle oportünizmin kucağına. Doğru sonuçlara ulaşamazsınız. Sonuçta işçi sınıfının komünizm mücadelesine hizmet etmemiş olursunuz. Gök kubbenin altında ve üstünde her konuda soru sorabilmeli, soru sormaktan ürkmemeliyiz. Konu tarihsel materyalist çerçevede ele alınınca doğru soru daha rahat belirlenir. Yörükoğlu yoldaş, yoldaşlarını bu anlayışla eğitmek için çabaladı. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır fikrini pratikte uyguladı. Teorik kavrayışın, ideolojik sağlamlığın önemini, oportünizmin taktiklerde gizlendiğini her fırsatta örnekleyerek vurguladı. Bugün geriye bakınca daha berrak görülüyor ki Yürükoğlu çeşitli dış nedenlerle devrimci stratejiyi benimseyemeyen bir partide devrimcilik yapmaya çalıştı. Siyasi yaşamı bunun sonuçlarıyla uğraşmakla geçti. Yürükoğlu'nun teorik müdahale ve katkısı azımsanamaz. Onun işçi ve komünist harekete en temel katkılarını birkaç ana dalda toplayarak sunmaya çalışacağım. Yürükoğlu 1976'da Türkiye'nin orta derecede gelişmiş bir tekelci kapitalist ülke olduğunu ve emperyalizm aşamasına ulaştığını, bu nedenle de emperyalist zincirde zayıf halka olduğunu vurguladı. Bunun parti programının ana direği olması ve devrim stratejisinin de buna göre biçimlendirilmesi gerektiğini savundu. Her komünist bilir ki Komünist Partisi'nin görevi işçi sınıfını devrime ve sosyalizme götürmektir. Tabii bütün toplumu işçi sınıfının öncülüğünde. Bu anlamda Reyyen'in görüşleri çala kalem yazılmış eklektik
TKP 3. programını eleştiren önemli bir teorik adım oldu. İleri demokratik halk devrimi stratejisi bunun ifadesi olarak TKP 4. programında yerini aldı. Yürükoğlu, hızlanan küreselleşme sürecinde kapitalist emperyalist sistemin elindeki bilimsel teknolojik devrim olanaklarının genişlemekte olduğuna işaret etti. Tek dünya pazarının varlığını ısrarla vurguladı. Kapitalist pazarda ulusal devlet ve uluslararası tekeller arasında giderek azan çelişkinin önemini vurguladı. Bir anlamda bugün tüm dünyada yaşanan neoliberal aşamanın bu gerçeğin en aşırı ifadesi olduğunu hatırlayalım. 1980'de Polonya'daki gelişmelerin ışığında kendisini sosyalist olarak tanımlayan ülkelerde demokratikleşmenin kaçınılamayacak bir zorunluluk olduğunu savundu. Eğer bu yönde olumlu adımlar atılmazsa Sovyet devletinin yıkılması ve sosyalist blokun çözülüp dağılması tehlikesi bulunduğunun altını çizdi. Yıl 1981. Bu teorik bakışın ne denli güçlü olduğunu aradan 10 yıl geçmeden anladık. Resmi parti anlamadı. Ne yazık. Evren Cuntası'na övgüler insanların ya da hareketlerin tersine 12 Eylül 1980 rejiminin faşizm olduğu tahlilini yaptı. Birkaç yıl sonra da faşizmin neden çözüldüğünün teorik çerçevesini verdi bize. Bu durumun bir benzerini yetmez ama evetçi alçakların şeriatçı faşist Erdoğan'a destek vermelerinde yaşamadık mı? Yürükoğlu yoldaş ta 1994'te devrimci hareketi siyasal İslam tehlikesine karşı uyarmıştı. İranlı yoldaşların da büyük katkısıyla Kervan Dergisi'nin 1994 tarihli 37. sayısına yazdığı İslamcı siyasal harekete karşı halkın aktif birliğini sağlamak tarihsel görevdir başlıklı yazısında bugün AKP-MHP iktidarı altında kim yönlerini yaşamakta olduğumuz siyasal İslamcı rezilliğe karşı uyarıyor, laiklik konusuna Marksist açılım getiriyordu. O açılımın önemi bugün daha da artmıştır. Öte yandan bugün Erdoğan gerçeğini dindarlığı ve kindarlığıyla, Arap sempatizanlığıyla, kişisel paranoyası ve psikopatiyle açıklamaya çalışırsak doğru siyasal yanıtlara ulaşamayacağımız açıktır. Bu bizi Kemalistlerin kucağına iter. Ama Erdoğan liderliğindeki AKP-MHP iktidarını, Türkiye kapitalizminin bugün erişmiş olduğu gelişme düzeyiyle bağlı değerlendirir, burjuvazinin ve devletinin bugünkü nesnel ihtiyaçları çerçevesinde ele alırsak, bu iktidarın iç ve dış siyasetini alt emperyalist bir devletin küresel dünya pazarında emperyalist eşikte kendi nüfuz alanı ve pazar payını yeniden tesis ve teyit etme çabası olarak yorumlarsak, doğru sorulara doğru yanıtları daha rahat bulabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye'de kendini devrimci, sosyalist, hatta komünist olarak tanımlayan siyasetlerin bu aleni gerçeği neden atladıkları, göremedikleri bizim için gerçekten merak konusudur. Yürükoğlu, teorik analizini 1976'da broşür olarak TKP'de yaygın kabul gören, sonra resmi yönetimin toplattırıp yaktırdığı emperyalizmin zayıf halkası Türkiye'de yapıyordu. Daha 1978 yılında bugün Türkiye orta derecede gelişmiş bir kapitalist ülkedir. Endüstri başı çeken sektördür. Sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi büyük boyutlara ulaşmıştır diye yazıyordu. Bundan 43 yıl sonra bugün mal ve sermaye ihracının, finans kapital devlet bütünleşmesinin, burjuvazinin ilhakçı eğiliminin vardığı düzeyi günlük gazete haberlerinden bile izlemek mümkündür. Dünya Gazetesi'ne bakın, birçok şeyi görürsünüz. Türkiye Cumhuriyeti kapitalist
tek dünya pazarında emperyalist hiyerarşide son 20-30 yılda birkaç basamak tırmanmış, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da hakiki bir savaş odağı olduğunu kanıtlamış bir alt emperyalist kuvvet değil midir? Tabii ki öyledir. Kendi ülkesinin emperyalist dış siyasetini büyük emperyalist güçlerle ve bölgesel alt emperyalist başka güçlerle çatışma, pazarlık, çatışma çizgisi olarak kavrayamayan bir komünist siyaset olabilir mi? Olursa siyasal olarak herhangi bir gelişme şansı olmadığı gibi ya da kendini devletin bekasına adamış millici komünist bir çevre olmaları ihtimalinin artacağı açık değil mi? Çevrenize bakınca örneklerini görebilirsiniz. Yürükoğlu, Sosyalizm Üstün Gelecektir ve Yaşayan Sosyalizm kitaplarında Sovyetler Birliği'ndeki biçimsel sosyalizmin, daha doğrusu sosyalist çadırın yetersizlik ve zayıflıklarını ele aldı. Çadırın içinin doldurulamaması durumunda toptan likidasyon tehlikesi olduğu uyarısını yaptı. Yıl 1982. Sosyalizm ve demokraside başta Sovyetler Birliği olmak üzere reel sosyalist ülkelerde demokratik öz ve biçimin, daha doğrusu işçi sınıfı müdahalesinin eksikliğinin bu ülkelerin komünizme yürüyememelerinin ardındaki temel bir neden olduğunu vurguladı. Cancun Konferansı ve Durum ve Görevlerimiz 1983 kitapçıklarında tek dünya pazarındaki muazzam değişimi ele aldı ve komünist hareketin görevlerini, teorik ve pratik görevlerini yeniden değerlendirmeye çalıştı. Yürükoğlu yoldaş 1990'larda işçi ve komünist hareketin Türkiye'deki kökleri ve ana dayanaklarını araştırdı ve tarihteki Alevi halk hareketlerinin ve Aleviliğin Türkiye'de işçi ve komünist hareketin kökü ve atası olduğu görüşünü formüle etti. Okunacak en büyük kitap İnsandır kitabı bu alanda mükemmel bir eserdir. Kadın sorunu, milli mesele yani Kürt sorunu, Türkiye'nin iç sömürgesi olarak Türkiye Kürdistan'ı gibi can alıcı konularda yazdıklarını anlatmaya zamanımız yetmez. Konuşmamı toparlamak istiyorum. Konuşmamı Sovyet rejiminin tartışılır sosyalistliği ve Marksizm üzerine Yürükoğlu yoldaşın ölmeden önce hazırladığı son eser olan 3 ciltlik Sosyalizm Nedir kitabındaki bazı görüşlere değinerek sonlandırmak istiyorum. Sosyalizm Nedir? Rüştü Yoldaş'ın bir tür öz eleştiri kitabı olarak komünist hareketin teorik sorunlarına çözüm arama çabasıyla doludur. O tarihte bildiğiniz gibi Sovyetler Birliği SBKP elinde onursuzca çözülmüş ve komünist hareket darmadağın olmuştu. Yürükoğlu özetle bu kitapta sosyalizmin henüz zamanı gelmemiş bir düşünce olduğu, Sovyet devriminin dünya kapitalist sisteminin gelişimi açısından erken gelmiş bir siyasal devrim olduğu, Sovyetler Birliği'nde geri bir ülkede koşulların sosyalizme dayattığı olanaksızlıklar temelinde vahim yanlışlıklar yapıldığı, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının nedeninin son tahlilde siyasal kararlar, SBKP'nin izlediği siyaset olduğu görüşünü dillendirdi. Devlet, işçi sınıfının yönetiminde ve denetiminde olmalı, aktif yığın demokrasisi yani sosyalist demokrasi uygulanmalıydı, uygulanmadı diye yazdı. Sovyetler Birliği, Batı'da özellikle 1970'lerden sonra olağanüstü hızlanan bilimsel teknolojik devrime ayak uyduramadı, dedi. Marksizmin toplumların ileri bir gelişme düzeyinin düşüncesi yani piyoner bir düşünce olduğunu, yani henüz tam saati çalmamış bir düşünce olduğunu vurguladı. Oportünizmin burjuva ideolojisi olarak yığınsallaşan partilerde artan bir tehlike olduğuna, bu yüzden komünist harekette Marksist teoriyi iyi öğrenmenin can alıcı öneme sahip olduğunu vurguladı. Kapitalizm henüz tüm potansiyeli
tüketmemiştir. Ve tüm potansiyelini tüketmeyen hiçbir sistem dünyadan yok olmaz diye yazdı. Oportunizmin dünya komünist hareketinde bu denli kalıcı olmasının nedeni budur dedi. Bugün kapitalizmi yıkma amacını yitirmeyen komünist bir program için ön koşulun yaşadığımız gerçekliğin sonuçlarını teoriye katmak olduğunu ekledi. Sovyetler Birliği'ndeki sistemin çöküşünden gerekli dersleri çıkarmayan, bu dersleri kendi teori ve programına, pratiğine, kendi programına aktarmayan hiçbir işçi partisinin uzun dönemli gelişme şansı yoktur diye yazdı. Günümüz ve gelecek mücadeleler açısından çok önemli bir tespit olarak endüstrileşme ve öteki altyapı çalışmalarının burjuva tarihsel görevler olduğunu hatırlattı. Marx'ta sosyalizmin komünizm olduğu, sosyalizmde sınıfların ve dolayısıyla devletin olmadığı, yani sosyalizmin komünizmin değer yasasının işlerliğini yitirdiği bir dönemin eseri olduğu şeklinde kabaca özetlenebilecek Marksist görüş günümüzde tekrar tekrar öne çıkmaktadır. Komünistin görevi tarihin akışını iradi müdahaleyle hızlandırmak değil midir? O zaman sosyalizm Türkiye düzeyindeki ülkeler için önerilmedi ama işçi sınıfının iktidarı alma olanağı var. Alalım diyeceksin. Devrimci için görev budur diye kitabında devrim görevinin altını çizdi. Şimdi burada eksik bıraktığımız birçok konu var. Başka toplantılarda bunları ele almayı düşünüyoruz. Her önemli şeyi söyleyemediysem kusurlarımız affola. Ölümünden 20 yıl sonra Rüştü Yoldaş'ın Marksizmi öğrenme ihtirasını korumak, gerçekle yaratıcı Marksist tarzda yüzleşebilmek, dünya işçi sınıfının küresel devrimci mücadelesinde komünist inancı ve kararlılığı korumak ve bu devrimci yaratıcı komünist tutumu gelecek kuşaklara taşımak. İşte bu bizim görevimizdir. Yürükoğlu Yoldaş'ı sevgi ve saygıyla anıyorum. Son olarak yalnız Yürükoğlu Yoldaş gibi yine bu sıralarda takvimin bu sıralarında aramızdan ayrılmış olan Bedir Aydemir Yoldaş'ı, Nejat Yazıcıoğlu'nu, Agop Baylığı, İnancı, Hakan'ı, Talib'i sevgiyle anıyor. Ağır bir hastalık geçirmekte olan Bekir Yoldaş'ımıza acil şifalar diliyorum. Yoldaşlar, benim sunum bu. Bu arada Mikail Yoldaş geldi. Kendisine gecikti ama kendisinin yapması gereken programda sözü veriyorum. Sesini aç Mikail. Şimdi tamam, Mikail açtım. Yoldaş, TKP eski genel sekreteri Yürükoğlu'nun kısa siyasal yaşam öyküsünü anlatacak. Buyurun. Evet, merhaba arkadaşlar, canlar, yoldaşlar. Kusura bakmayın, biraz uğraştırdı beni kompütür. Biraz eski olmasından herhalde kaynaklanıyor. Biraz da benim acemiliğimden. Onun için bir türlü bağlantı kuramadım. Onun için herkesten özür dilerim gecikme için. Bugün burada yoldaşımızın, Yürükoğlu yoldaşımızın 20. ölüm yıl dönümüne anmak üzere bir aradayız. Dolayısıyla aradan 20 yıl geçmiş, uzun bir zaman tabii ki bizlerin aramızdan ayrılmasından sonra. Tabii ki fikirleri, yaptıkları her zaman için bizlerle birlikte bizim mücadelemize ışık tutmaktadır. Kendisini hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Gerek Türkiye Komünist Hareketi'ne, gerekse Dünya Komünist Hareketi'ne yaptığı katkılardan dolayı kendisinin anısı önünde bir kere daha sevgi ve saygıyla eğiliyor.
Şimdi Yürükoğlu yoldaşın kısa bir siyasal geçmişini size sunmaya çalışacağım. Ama benim sunumumdan ziyade yoldaşın kendi sunumudur aslında. 1993 yılında, 1993 yılında kendisiyle Londra'da, İngiltere'de diyelim, yapılan bir röportajda, bir gazetede de yayınlandı bu röportaj. O zamanki politika, ekonomik politika galiba, hiç bilmiyorsam, yayınlandı. Daha çok kendi dilinden, kendi anlatımıyla sunmuş olacağım size. Yürükoğlu yoldaş 1945'te Ankara'da doğuyor. Kasım 1945'te Ankara'da doğuyor. Asıl ismi İsmail Nihat Akseymen'dir. Kendisiyle yapılan bir röportajda şöyle diyor: Ankara'da doğdum, orada okudum ama her zaman kendimi İstanbul'da hissettim. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamladıktan sonra üniversiteyi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyor. 1963-64 döneminde Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giriş yapıyor. Son sınıftayken, okulu daha bitiremeden, ülkeden ayrılmak zorunda kalıyor. İngiltere'ye gidiyor ve oradan da Moskova'ya geçerek Moskova'daki Marksizm-Leninizm Enstitüsü'nde doktorasını tamamlıyor. Tez konusu Türkiye işçi sınıfının bilinci. Sol hareketlerden etkilenme Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrencilik yıllarına dayanıyor. Ayrıca yine o dönemlerde radyoda 2 yıllık çalışma süresi içerisinde orada tanıdığı bazı insanların da kendisinin yaşam çizgisinin şekillenmesinde etkisi olduğunu söylüyor. Yine aynı yıllarda şiirle de uğraşıyor, yoldaş bildiğiniz gibi. Ve ilk şiir kitabı 1967'de basılıyor. Kitabın ismi Durgun'da Bir Kurşun. 1965'te Türkiye İşçi Partisi'ne üye oluyor ve çalışmalara katılıyor. Özellikle de Türkiye İşçi Partisi Çankaya İlçe Örgütü'nde faaliyetler yürütüyor. Yürükoğlu yoldaş Çankaya Şubesi'nin Türkiye'deki devrimcilerin genel merkezi gibi olduğunu söylüyor. O röportajında yine oradan yaparak söylersem sizlere. Kendisinin, Mahir Çaya'nın, Hüseyin İnan, Sinan Cemgil'in, Yusuf Aslan'ın da Tip Çankaya üyesinde faaliyet gösterdiğini ve Türkiye İşçi Partisi üyesi olduklarını vurgulamış. Ve o röportajında yine şöyle devam ediyor: sanırım 1966-67 yıllarında Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübü kuruluyor ve o Fikir Kulübü'nde Mahir Çağan ile beraber liste çıkarılıyor. Mahir başkan oldu, ben de sanat kolu başkanı oldum diye devam ediyor. 2 yıl birlikte çalıştık. Sonra yollarımız ayrılmaya başladı. Fikir Kulübü Federasyonu kurmuş idi o yıllarda. Ve Ataol Behramoğlu dönüşümü çıkartıyordu. Kızılay'da biz bunu satmaya gittiğimizde, dağıtmaya gittiğimizde gericiler, faşistler saldırıyordu. Kavgasız, olaysız gün geçmiyordu. O zamanın ortamı öyleydi. Tüm Türkiye'de diyebilirim ki toplam devrimci sayısı 150-200 kişi kadardı. 68'liler kuşağı denilen grup son derece küçük bir gruptu. Çok zor koşullar vardı. O zamanlar teoriye çok daha önem veren bir yaklaşım vardı. Daha çok fikirlerden gidilerek eyleme geçilirdi. O nedenle o yıllardaki tartışmalar Türkiye solunun en derin tartışmaları oldu. Daha sonra bildiğiniz gibi FKF bölündü. Fikir Kulüpleri Federasyonu dev genç ortaya çıktı. Bizim taraf ise daha küçük bir grup olarak Türkiye İşçi Partisi'nin yanında durdu. Biz Sosyalist Gençlik Örgütü'nü kurduk ve ilk genel sekreterliğini ben yaptım.
düşünceler farklılaşmıştı ama sonuçta bir amaca doğru farklı yönlerden de olsa birlikte yürümeyi gerektiren ortak bir zemin vardı. O günkü kuşak bunu hiç unutmadı ve o şekilde hareket etti. Bizi Türkiye İşçi Partisi'nde tutan nedenlerden birincisi örgüt disiplinine sahip bir örgüt olması, ikincisi de Türkiye kapitalist bir ülkedir demesi. Dolayısıyla işçi sınıfının yerini, rolünü ve öncülüğünü tanımasıydı. Bunun yanı sıra Türkiye İşçi Partisi'ndeki pek çok fikre ve asıl olarak da pratiklerine itirazlarımız vardı. 1969-70'te artık yolumuzu bulmuş gibiydik. Komünist Partisi'ni arıyorduk. Komünist Partisiz bu iş olmaz diyorduk. İşte bu noktada Yörükoğlu yoldaş 1970 yazında ilk kez yurt dışına çıkıyor. Doğu Almanya'ya gidip Yakup Demir'le görüşüyor. Ve TKP ile ilk tanışması gerçekleşiyor böylece. Geri ülkeye döndüğünde TİP'in 4. kongresi çalışmaları sürüyor. Ve Yörükoğlu yoldaş da kongre hazırlıklarına katıldığını anlatıyor. Ama TİP yönetimi yoldaşı dışlamaya çalışıyor. Türkiye İşçi Partisi'ne TKP'li giremezdi gibi bir anlayışları olduğundan pek de sıcak bakmıyoruz. Zaten bilindiği gibi TİP 1971 sıkı yönetiminde kapatılıyor. Ocak 1971'de tekrar Türkiye'den ayrılmak zorunda kalır yoldaşımız ve İngiltere'ye gelir. O yıllarda faşistler devrimci önderleri tek tek saplayıp öldürüyorlar. Birkaç kere R'ye yoldaş da tesadüfen katledilmekten kurtuluyor. Artık yurt dışına çıkmak kaçınılmaz olmuştu ve geçici bir süre için diye İngiltere'ye gidiyor. Fakat yaşamının uzun bir dönemini orada örgüt lideri olarak sürdürüyor. 1971'de tekrar Doğu Berlin'e gidip TKP Genel Sekreteri Yakup Demir'le görüşüyor. Yörükoğlu yoldaş bu ikinci buluşmadan da oldukça etkilendiğini anlatıyor ve etkileniyor. Yörükoğlu yoldaş İngiltere'de sosyoloji eğitimini tamamlıyor. 1974-76 yıllarında 2 yıl Moskova'ya giderek orada kalıp doktorasını da orada tamamlıyor. Daha önce yukarıda değindiğimiz gibi doktorası Türkiye İşçi Sınıfı'nın bilinci üzerine yaptığı doktora. Yörükoğlu yoldaş daha sonra İngiltere'ye, doktorasını bitirdikten sonra Moskova'dan İngiltere'ye dönüyor. Yine Yörükoğlu yoldaşın anlatışından bir alıntı daha yapacak olursak şöyle diyor. Beni partinin merkez komitesinden çıkartmadan önce yani süreçte ilginçtir. 1977'de işçinin sesini kapattık. Bunu bilen yoldaş istedi. İşçinin sesinin başarılı yayın faaliyetlerinden dolayı beni partinin ideolojik işler ve yayınlar sorumluluğuna getirdiler. Ama işçinin sesi Sovyet çizgisine tümüyle karşı bir çizgi izliyordu. 1978 yılında Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye kitabında Komünist Hareket'in Türkiye işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarının ilk ve kapsamlı tahlilini yaptı. Yine aynı yıllarda MK ve Politbüro üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi'nde egemen olan oportunizme karşı mücadele bayrağını açtı. Parti yönetiminin buna izin vermemesi ve Yörükoğlu yoldaşı partiden uzaklaştırması üzerine kendisiyle hemfikir olan kadrolar birlikte İşçinin Sesi gazetesi çevresinde açık mücadeleyi sürdürdü. İngiltere örgütünün tamamı ve Türkiye'den de bazı kadrolar bu örgütlenmeye katıldılar. 1980-84 döneminde TKP İşçinin Sesi olarak ayrı bir örgütlenmeye gidildi. Ülkenin ve Avrupa'nın çok yerinde başarılı bir örgütlenme gerçekleştirildi. Yörükoğlu yoldaş teorik alanda da oldukça başarılı ve kapsamlı çalışmalara öncülük, liderlik yaparak
TKP'nin devrim ve komünizm savaşını Marksçı ve Leninci temelde yükseltmesi hedefinde çok sayıda makale, araştırma ve kitap kaleme almıştır. Böylelikle komünist ve devrimci harekete büyük katkı sağlamıştır. 1996-97'lerden itibaren TKP'nin ayrı örgütlenmeler halinde faaliyet yürüten gruplarıyla diyaloglara başladı ve TKP'yi ülkede legal olarak kurma konusunda görüşmeleri başlattı. Amaç Komünist Partisi'ni legal olarak kurarak işçi sınıfının büyük çoğunluğuyla buluşturarak devrimci mücadeleyi daha ileri noktalara taşımaktı. 1999 yılında yapılan TKP'nin 10. olağan kongresinde genel sekreterlik görevini kendi isteğiyle bıraktı ve partideki teorik çalışmalarına daha çok ağırlık verdi. Merkez komitesinden aldığı görev doğrultusunda uzun süredir Marksizm alanında yaptığı kapsamlı teorik çalışmalarını Sosyalizm Nedir adlı kitabında derledi ve yayımladı. Kendisinin de vasiyeti doğrultusunda yaptığı teorik çalışmalarının devamı yine bir grup yoldaş tarafından iki cilt olarak kendisinin vefatından sonra yayımlandı. Bildiğiniz gibi ilk birinci cildi Sosyalizm Nedir? Kendisi daha henüz yaşıyorken, hayattayken hazırlayıp basılmıştı. Fakat diğer yaptığı çalışmaları da bir kitap haline getirmeye fırsat kalmadı ne yazık ki. Aramızdan ayrıldığı için vasiyeti üzerine bir grup yoldaş tarafından sonra 2002 yılında iki cilt olarak da o çalışmaları yayınlandı. Birinci cildin ismi Sosyalizm'dedir. İkinci cilt kitabın ismi Ütopik ve Bilim Dışı Sosyalizm. Üçüncü cildin ismi de Türkiye, Günümüz ve Türkiye. Gürkoğlu Yoldaş Eylül 2000'de İşçinin Sesi sayı 474'te. Yanılmıyorsam son sayı olması gerekiyor. İşçinin sesi neden başarılı olamadı başlığıyla kaleme aldığı yazıda 1976'dan 2000'e 24 yılın bir bilançosunu, muhasebesini yapıyor ve bu yazıdan önemli bölümleri olduğu gibi sizlere aktarmak istiyorum. Uzun bir yazı, tabii tamamını aktarmak zaman alacağından önemli noktalarını aktarmaya çalışacağım. Kendi yazısıyla. 1980-84 yıllarında TKP İşçinin Sesi olarak ayrı bir örgütlenmeye gidildi. Ülkenin ve Avrupa'nın birçok yerinde başarılı bir örgütlenme gerçekleştirildi. 1984-87 arası örgütsel olarak duraklama dönemine girildi. 1990 sonrası ise gerileme başladı. 1993-94'te legale çıkma ve İngiltere'de yığın örgütleri için belediye yardımları reddetme üzerine kararlar alınmak üzereyken 1994-95 provokasyonu geldi. Ve ardından İstanbul'da gazi olayları oldu ve tekrar eski çizgiye geri dönüş oldu. Yine aynı yazısında kişisel ve parti genel sekreteri olarak öz eleştirisini şöyle dile getiriyor. Kişisel düzeyde bir amacım var. Yıllar içinde bilerek, bilmeyerek haksızlık ettiğim, kalplerini kırdığım yoldaşlardan özür dilemek, yeniden gönüllerini kazanmak. Buna başladığımı da söyleyebilirim. Ancak bu tek tek yoldaşlarla arada olan bir şey. Öte yanda kişilerle ilişkiden daha önemlisi, örgütün 24 yıllık lideri olarak örgütün geri kalmasında üstlendiğim bir sorumluluk var. Bunun değerlendirmesini ve öz eleştirisini hiç de belirsiz olmayan bir dille 10. kongrede yaptım. Başarılı olamadım, genel sekreterlikten ayrılmalıyım dedim. Ve de öyle. Bir şey daha söyleyebilirim. Bugün Stalinci parti anlayışını açtığımı, demokratik anlayışı içime sindirdiğini samimi olarak söyleyebilirim.
Buna iki de kanıt verebilir. Birincisi 10. Kongre'deki değişiklik, genel sekreterlikten ayrılma böyle bir zaman zorlama mı? Hayır, kendi isteğimle. İkincisi dünkü parti anlayışım olsaydı hiçbir şekilde birlikte olmayı kabul etmeyeceğim yoldaşlarla bugün aynı partideyim ve onların çok aykırı düşüncelerini her platformda dile getirebilmeleri ısrarla savunuyorum. İşçinin sesinin başarısızlığının en önemli nedeni çoktan değişmiş bir dünyada Stalinci parti anlayışını terk edemeyişimiz nedeni. Yaşama uyum sağlayamayışımızdır. Stalinci parti anlayışını zamanında terk edebilseydik çok başarılı olabilir miydik? Kesinlikle hayır. Bunu kastetmiyorum. Başarısızlığın üzerine oturduğu bir nesnellik vardır. Son çözümlediğine de şöyle diyebilirim ki gerçek başarı ve başarısızlığı dikte eden konjonktürdür, nesnel ortamdır. Bundan bağımsız olarak düşünülmemelidir. Evet, yoldaşımızın aldığı yazılar ve kendisiyle yapılan röportajlardan benim kısa olarak yani buradaki 15 dakikaya sığdırmaya çalıştığım bir değerlendirme, bir sunum diyeyim, sunumla böyle dile getirdim. Eminim ki diğer katılım arkadaşlarımız da, yoldaşlarımız da buna ilaveleri olacaktır. Kendileri de ekler yapabileceklerdir. Dolayısıyla yoldaşın anısı önünde tekrar saygı ve sevgiyle diliyorum. Ve onun getirdiği açılımların, yeniliklerin önümüzdeki dönemlerde de, çağlarda da bu mücadelede, burada mücadele bölümlerine ışık tutacağına inanıyorum. Teşekkürler. İsmail, sesin kapalı. Ali Rıza bir türlü videoyu açamadı ama kendi sesini açabilirse sorusunu yapabilir. Ali Rıza, duyuyorsan sesini unmute'a getirip sunana başlayabilirsin. Eğer duymuyorsan bu sefer Mikail tekrar bu sefer seni tekrar şeye çağıracağım, podyuma. Bu sefer Yürükoğlu ve Alevilik üzerine yazdıklarıyla ilgili sunuyu verebilirsin. Evet, Mikail, seni dinliyoruz. Sesini açman lazım. Evet. Yine Yürükoğlu yoldaşın Alevilik alanındaki getirdiği görüşler ve açılım konusuna da benim sunumum istenmişti. Ben de bu konuda hazırladıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Yürükoğlu yoldaş, bildiğiniz gibi uzun yıllar Alevilik üzerine de yaptığı araştırmalar ve çalışmaların sonucunda olacak en büyük kitap insandır adıyla, ki bildiğiniz gibi bu da Hacı Bektaşveli'nin bir sözüdür. O isimli bir kitabıyla yaptığı bu alandaki Alevilik konusundaki Aleviliğin, Bektaşiliğin tarihsel açılımları konusunda yaptığı çalışmaları kitap içerisinde derleyerek bizlere sundu. Kitap bildiğiniz gibi 1990 yılında ilk basına yapıldı. Yürükoğlu yoldaş Alevilik üzerine çalışmaları 1980'lerden itibaren başladığını ve yaklaşık 10 yıllık sürecin sonunda 1990'larda bu araştırmaları, çalışmaları okunacak en büyük kitap insandır adlı kitabında derleyip top bir şekilde Aleviliğin, Bektaşiliğin analizini de
olarak tarihsel önemini, rolünü, yerini bir komünist olarak ele aldı, inceledi, yazıyor aynı zamanda demiştiyor kitabında da. Okunacak en büyük kitap İnsan kitabında şöyle diyor. 1962-68 arasında devrimci harekette yer alanlar Aleviliğin Türkiye'de sosyalist hareketin gelişmesinde oynadığı büyük rolü iyi bilirler. Bizler okul sıralarında, öğrencilik yıllarımızda Alevi türküleriyle, deyişleriyle sosyalizmi bulduk diyebilirim. O türkülerle devrimci harekette yer aldık. O gün bugündür Aleviliğin dostu bir devrimciyim. Ve hep neden Aleviler devrimci harekete bu denli yoğun katılmaktadırlar sorusunu kendime sormuşumdur. Bu soruya yanıt bulabilmek için de Aleviliği detayıyla incelemek, tarihsel sürecini incelemek, felsefesini incelemek, kapsamlı bir inceleme ile detaylarını öğrenmek gerekiyordu. Aleviliğin yaptığı çalışmalarda özellikle kaynaklarına nereden, hangi fikirlerden yararlandığını şöyle dile getiriyor. Aleviliğin iki büyük kaynağı vardır. Birincisi Şiilik, yani Ali evine bağlılık anlamında. İkincisi de Sufizm'dir. Ali sevgisi, Ehlibeyt sevgisi Aleviliği yaratan düşüncenin bir yarısıdır. Öteki yarısı da Sufizm'dir. Yani mistisizm. Bektaşiliği öteki düşüncelerden ayıran en önemli üye de bu ikinci yarısıdır. Sufizm yarısıdır. Yönüdür. Sufizm yani mistisizm İslam'da ve İslam içindeki ayrılıklardan çok önce ortaya çıkmıştır. Her dinin içinde kolları vardır. Kökeni eski Hint-Tibet düşüncesine dayanır. Sufizm yaklaşık 2500 yılı, İslam 1400 yılı, Şiilik ve Şii mistisizmi 1200 yılı, Babailik, Bektaşilik ise 800 yılı ve çok sayıda ülkeyi ve halkları kapsayan çok geniş bir konudur. Mistisizmin en karakteristik yönü panteizm anlayışıdır. Sonradan İslam'a da girmiştir bu anlayış. Bu anlayışa göre Allah, evren ve insan bir bütündür. Bir ayna gibi kendilerini birbirlerinde seyrederler. Panteizm insanlık tarihinde önemli sonuçları olmuş bir düşünce biçimidir. İslamiyet içinde ortaya çıkan iki temel ayrılığa bakacak olursak, Sünnilik, tüccarın, egemen sınıfın ve devletin çıkarlarını savunan bir ideoloji olarak ortaya çıkıyor. Şiilik ise ezilen sınıfların, toplumların ve Arapların istila ettiği ülkelerdeki halkların çıkarlarını savunan bir ideoloji olarak ayrılıyor. Alevilik yalnızca İslam düşüncesine dayanmaz. O güne dek insanlığın, tırnak içinde 72 milletten insanlığı, ortaya çıkardığı tüm düşüncelerin üzerine kurulur. Bektaşilik tüm insanlığın bilgilerini topladığı için daha o tarihten evrenseldir. Eskimeyen ilkelere ulaşmıştır. Hangi ırktan, hangi renkten, hangi dinden olursa olsun insanlar kardeştir der Bektaşilik'e de. Bektaşilik böyle evrensel ilkelere ta kuruluş döneminde ulaşabildiği için eskimemiştir. Bugün de hala güzelliğini korumaktadır, sürdürmektedir. Alevilik, Bektaşilik böyle geniş bir düşünce mirasının üzerinde ortaya çıkmış ve Anadolu'da köylünün, göçerin yani ezilen sınıfın devrimci ve eşitlikçi ideolojisi olmuştur. Yine Engels, Almanya'da Köylü Savaşı adlı kitabında der ki, her çağda dinsel kavgalar aynı anda yürümekte olan sınıf kavgalarının yansımasından başka bir şey değildir. Bunu tekrarlayacak olursak, Engels, Köylü Savaşı, Almanya'da Köylü Savaşı adlı kitabında,
Her çağda dinsel kavgalar aynı anda yürümekte olan sınıf kavgaları yansımasından başka bir şey değildir, diyor. R'ye yoldaş Aleviliği şöyle tanımlamaktadır. Bildiğiniz gibi Alevilik üzerine değişik tanımlamalar var. Hala daha günümüzde bir sürü yazarlar, çizerler üzerine değişik tanımlamalar getirmektedir. Yoldaş kendi yaptığı araştırmalardan ve tahlillerinden ve bir komünist gözüyle Alevilik'i kendi kaynaklarına da bağlı kalarak şöyle tanımlamaktadır. Alevilik, Şii görüşlerinin batinilikle yorulmasıyla ortaya çıkmış, asıl olarak Bektaşilik tarafından temsil edilen İsna Aşariye mezhebine bağlı bir mistik düşünce ve inanç sistemidir. Tekrar edecek olursak, Alevilik, Şii görüşlerinin batinilikle yorulmasıyla ortaya çıkmış, asıl olarak Bektaşilik tarafından temsil edilen İsna Aşariye mezhebine bağlı bir mistik düşünce ve inanç sistemidir. Bektaşilik, Alevilik, dinin ve İslam'ın ince örtüsü altında gerçekte akla dayalı bir yaşam felsefesidir. Tüm Bektaşi öğretisi birlikte değerlendirildiğinde Bektaşiliğin bazı konularda Şiiliğin ana kolu İsna Aşariye'den daha çok İsmaililikle ve Mütezile ile aynı olduğunu görür. Gerçek anlamı içinde din ya da din çerçevesi içinde geliştirilen çeşitli dini destekleyici ya da eleştirici görüşler özünde fetişist bilinçtir. Temelinde doğa güçlerinin ve insan ilişkilerinden doğan ama onlar tarafından denetlenemeyen, hatta onları yöneten doğal güçlerin fetişleştirilmesi yatar. Doğanın ve toplumun bilimsel anlayışına dayanan Marksistlerin gerçekliği tam ve doğru yansıtmayan ideolojileri, bu arada dinleri de eleştirmeleri gerekir. Bu süregen sürekli bir görevdir. Çünkü dinin kapitalizmde de işlevi sürer ve sürmektedir. Kapitalizmde dinin bir üst yapı kurumu olarak süreceğini ve önemli bir rol oynayacağını bilmek Marksistlere bir görev daha yükler. Yaşadıkları toplumdaki dinin ve din benzeri ideolojilerin somut tarihsel analizini yapmak bir görevdir. Pek çok toplumda egemen dinin yanı sıra bir de tırnak içinde muhalefet dini vardır. Bunların dayandıkları sınıfsal kesimleri ve ideolojilerin özünü iyi bilmek, ona göre tutum almak gerekir. Çünkü Marksistlerin dini ideolojik düzeyde eleştirmelerinin amacı dine inananları siyasal düzeyde kazanmaktır. Asıl amaç budur. Böyle olunca egemen dine ve yine tırnak içinde muhalefet dinine ve bunları savunan kesimlere, toplumlara yaklaşım da elbette farklı olacaktır, farklı olmaz. Alevilik, Bektaşilik öğretisiyle ve yarattığı büyük halk hareketleriyle, isyanlarıyla tarihte gururlanacağımız bir yüksek tepedir. Hacı Bektaş Veli, eşitlik, özgürlük, hoşgörü ve geniş görüşlülük taşıyan öğretisiyle, örgütçülüğü ve eylemiyle büyük bir düşünür ve büyük bir liderdir. Herat, Buhar, Merv ve Horasan'da 1000 yıl önce başlayan ve en gelişmiş biçimini babayı Bektaşi simavi çizgisiyle Anadolu'da edinen bu düşünce, dinin aşılmaz kurallarını kırıp parçalamanın bir yolu olmuştur. İnsan yaşamında aklı ve düşünceyi egemen yaparak insanı özgürleştirmeye ve davranışlarına sahip çıkmasını sağlamaya çalışmıştır. Enel hak anlayışıyla tüm doğayı ve insanı tanrılaştırmış, böylece bir yanda tırnak içinde Tanrı'nın alanını daraltırken bir yanda yine insanı özgürleştirmiş, kendine, kendi yeteneklerine dönmesini sağlamıştır. Babayı Bektaşi simavi çizgisi bu nedenle akılla ve akıl yoluyla din düşüncesinin ve Tanrı'nın aşılmasıdır.
İşte Aleviler bu düşüncelerden dolayı mülki yüzyıllar boyunca bağnazlığı, dağ görüşlülüğü, yobazlığı elinde kırılmışlardır. Bu olgu aynı zamanda toplumda ezen ve ezilen sınıfların kavgasını da temsil etmiştir. Aleviler bugün de ülkemizde ikinci sınıf vatandaştırlar. Ezilmeleri, uğurlanmaları, zaman zaman da kırılmaları, katledilmeleri gitmemiştir. Alevilik konusunu öne çıkarmak, Sünnileri reddetmek değildir. Sınıf düzeyiyle ulus, din, kültür gibi düzeyleri birbirine karıştırmamak gerekir. İşçi, köylü, yoksul insan Sünni de olsa, Alevi de olsa ezilir, eziliyor. Sınıfsal konumundan dolayı ezilir. Sünni inancında olduğu için ezilen yoktur Türkiye'de. Ama Aleviler bir de inançları yüzünden eziliyor. Sorun Sünnileri attık. Alevilerle birlikteyiz sorunu değildir. En başta Alevinin kendi ideolojisi, felsefesi bunu reddeder. Böyle bir şey. Engels Almanya'da Protestanlığın doğuşu sırasında Münzer'in devrimci dini hakkında yazdıklarında onların daha sonra gelişen modern proletarya hareketine katıldıklarını anlatır. İşte Türkiye'de de olacak budur. 1960'lardan beri Alevilerin devrimci safları yoğun bir şekilde doldurmaları bunun kanıtıdır, habercisidir. İşçi devrimci hareket bu 800 yıllık geleneği içine almalı, içinde eritmeli. Bu arada ondan da öğrenmeli. Bu gelenekle birleşmelidir. Tarihte Aleviliğin taşıdığı isyan bayrağı bugünün koşullarında daha doğru ve tutarlı taşıyan devrimcilik Marksizm'dir. Aleviler arasında sosyalist kazanmak işçi hareketi için çok önemli bir hedeftir. İşçi devrimcisi kuşakların bu yoluna 800 yıllık isyan geleneğiyle yorulması, bu geleneği devralması, hakkıyla günümüz koşullarındaki temsilcisi olması çok önemli. Marksist kendi çarpıştığı ülkede haksızlığa baş kaldıran geleneğe sarılmak zorundadır. Bu geleneğe sahip çıkmazsa en başta kendi fikirlerine. Ne olursa olsun modern işçi hareketi içinde erimeyen, kendi özgür inanç yapısını koruyan bir Alevi toplumda var olacaktır, vardır. Bu nedenle işçi ve devrimci hareket için önemli bir hedef de Alevi toplumun meşru ve haklı istemlerine sözcülük edebilmektir. Bu zaten işçi sınıfının topluma karşı bir görevidir. Dahası tüm ezilenlerin sözcüsü olarak yükselmeyen bir sınıf kendini de kurtaramaz. Alevi Bektaşi düşüncesi feodal çağda biçimlenmiş antifeodal, özgürlükçü, devrimci düşüncedir. Bir çeşit köylü sosyalizmidir. Toplumsal hedeflerinin İşçi hareketinin genel hedefleriyle büyük benzerliği vardır. Alevi toplumunun büyük çoğunluğu da ya küçük üretici ya da işçidir. Tarihimizin gerçeği olarak Bektaşilikle Marksistlik bir kanalda birleşmiştir. Alef Selef'tir. Din çerçevesinde bir isyan ideolojisi olan Alevilik, Bektaşilik bu yanıyla istense de istenmese de ülkemizde sosyalizmin dünüdür. Anadolu'da baş kaldırının süreklilik çizgisi budur. Büyük toplumsal fırtınaları koparan siyasal hareketler içinde yaşadıkları toplumun tarihine, kültürüne ve o gününe uygun yaklaşımları getirebilenlerdir. Ancak o zaman topluma öncülük edecek ustalığı gösterebilirler. Ve en sonunda da kitabının son kısmında da başımız yine Hünkâr Hacı Bektaşi'nin bir sözüyle bitiriyor. Hünkâr Hacı Bektaşi'nin de söylediği gibi yola birlikte gidilir diyelim diyor ve bitiriyor. Şimdi burada aldığım bu alıntılar ve tamamen Türkoğlu yoldaşımızın 1990'da yazdığı ve daha sonra da değişik makalelerinde
yazılarında işlediği temel fikirler, getirdiği teorik yaklaşımlar, açılımlar, bektaşilik konusunda da. Ben mümkün olduğu kadar aslına yüzüne sadık kalarak hiçbir ilave ekleme yapmadan oradan aktardım. Böyle bir açılım da için aynı zamanda böyle bir açılımı da gündeme getirdiği için yoldaşımızın değerli katkısını bir defa daha mücadele çizgilerinden konusunda da görmüş oluruz. Ve kendisine tekrar minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Ne yazık ki aramızdan çok erken ayrılmış oldu. 6 yaşında çok erken yaşta, tam 27'de bu zaman ayrılmış oldu. Dediğim gibi anısı hep bizlerle birlikte, anısı önünde sevgi ve saygıyla ekliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ali, Mikail. Ali Rıza'nın bir sorunu var, halledemiyor. Sesini açabilirse sorusunu yapmasını isteyeceğim. Sesli olarak en azından. Bir denemeye çalışsın. Bakalım bir şey oluyor mu? Tepki vermiyor. Ali Rıza meselesini halledene dek ben Mümin Köseoğlu arkadaşımızdan hazırladığı sunuyu sunmasını isteyeceğim. Tamamdır. Sırayı ben alayım o zaman. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Yürükoğlu yoldaşın aramızdan ayrılışının 20. yılı nedeniyle yaptığım bu panelde süremin el verdiği ölçüde ben de R. Yürükoğlu'nun zaman zaman yazılarında ve söyleşilerinde bilimsel teknolojik devrimler ve gelişmeler konusundaki duyarlılığına dikkat çekmek ve bu konuşmama Karl Marx'ın Komünist Manifesto'daki bir cümlesiyle başlamak istiyorum. Marx şöyle der: burjuvazi üretim araçlarını ve böylelikle üretim ilişkilerini ve onlarla birlikte toplumsal ilişkilerin tümünü devrimcileştirmeksizin var olamaz. R. Yürükoğlu yoldaş ölümünden kısa bir süre önce Eylül 2001'de hazırlayıp partiye sunduğu TKP programatik tezler taslağına şöyle başlıyor: günümüzde kapitalizm teknolojideki devrimler nedeniyle dünya kapitalist ekonomisinde büyük değişimler yaratmış, küreselleşmeyi bambaşka bir düzeye yükseltmiştir. Dünya devrimindeki gecikmenin, dünyada ortaya çıkan olağanüstü değişimlerin ve Sovyetler Birliği'nin de çözülmesinin altında yatan temel etken bilimsel teknolojik devrimdir. Yeni teknolojiler yalnızca üretim süreçlerine değişim yaratmakla kalmamakta, toplumsal ekonomik işleyişleri de etkilemektedir. Kısaca sanayi devrimi nedir özetlemek istersem şöyle söyleyebilirim: cyber fiziksel sistemler demektir. Bilişim teknolojileriyle endüstriyi bir araya getirmektir. Akıllı fabrikalar, yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ile yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişleri için kullanıldığı her türlü araç gereç entegre edilmiş sensör ve işleticilerle donanmış internet bağlantılı ekonomik akıllı elektronik sistem. Dördüncü sanayi devrimi konusu kendisinden önceki sanayi devrimlerinde de olduğu gibi hayatın her alanı ile ilgilidir. Onlarca başlık ve alt başlık olarak incelenebilir. Ben bu kısıtlı zaman dilimi içinde işçi sınıfına üretici güçlerin etkisini ele almaya çalışacağım. Kapitalizmin üretim biçimiyle insan yaşamını belirlemeye başlamasıyla birlikte birbirini izleyen sanayi devrimleri ezici çoğunluğu emekçilerden oluşan tüm toplumu değiştirip dönüştürmüştür. Kapitalizm bu dönüşümleri toplumları yönetmede bir araç olarak kullanmıştır. Bildiğimiz gibi ilk sanayi devrimi 18. yüzyılda, ikinci sanayi devrimi ise neredeyse 200 yıl sonra 20. yüzyılın başlarında gerçekleşti. Üçüncüsü ise sadece bundan yarım yüzyıl sonra gerçekleşti. 21. yüzyılın ilk 10 yılı içinde de dördüncü sanayi devrimini yaşamaya başladık. Dördüncü sanayi devriminin temel felsefesi,
endüstriyel üretim süreçlerinde insan faktörünü mümkün olan en aza düşürmek, üretimi otonom hale getirmek, hatasız, mükemmelleştirilmiş bir üretim sistemi oluşturmaktır. Kendisinden önceki sanayi devrimlerinden farklı olarak 4. sanayi devrimi kapitalist üretim süreci içindeki üretici güçleri ilk defa dişlinin parçası olmaktan çıkarıp üretimi kontrol eder hale getirmeye başlamıştır. Bunun anlamı üretimde kullandığımız makine ve teçhizatımızın akıllı makine ve sistemler haline getirilmesi, insanların yaptığı işlerin bu akıllı makinelere yaptırılmasıdır. Elbette bu süreç henüz başlangıç dönemlerindedir ve tüm üretim kollarında bu olgu tam anlamıyla yaygınlaşmamıştır. Ama eğilim bu yöndedir. İnsan ve makine arasındaki ilişki birbirini denetler hale gelmiştir. Akıllı yazılımların kontrol ettiği robotların üretim süreçleri içindeki rollerinin giderek artması, insan emeğini yüksek katma değerli üretimin giderek dışına düşürmektedir. Bu eğilim önümüzdeki 10 yıllarda daha da hızlanacaktır. Daha önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi 4. sanayi devriminde de bazı iş kolları ortadan kalkacak. Bunun yerine yeni iş kolları ortaya çıkacaktır. Bu yeni iş kolları genellikle yüksek nitelikli emeğe ihtiyaç duyacaktır. Bilim ve teknoloji söz konusu olduğunda geri dönüş yoktur. İstihdamın geleceği konusu gerek üniversiteler, gerekse yüksek teknolojide yatırım yapan firmaların yaptırdıkları Ar-Ge araştırmaları, önümüzdeki 10 yıllarda farklı mesleklerin bilgisayar algoritmaları tarafından yönlendirilen araçlar, makineler, robotlar tarafından yapılmasından dolayı giderek ortadan kalkacağını göstermektedir. Önümüzdeki dönemlerde iş gücü geçişleri muazzam olacak. Hızlı otomasyonun kullanılmasının artmasıyla dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kadar işçinin, ki bu küresel iş gücünün %14'üne tekabül ediyor, yeni meslek kategorilerine geçiş yapması ve yeni beceriler öğrenmesi gerekecek. Üretim araçlarında ve üretim biçimlerindeki bu hızlı dönüşüm kaçınılmaz olarak üretici güçleri işçi sınıfına dönüştürecektir. Bu aynı zamanda işsiz kitlelerin artmasına da yol açacaktır. Bu baş döndürücü hızlı gelişmelerin işçi sınıfı ve emek örgütleri tarafından aynı hızla kavranamadığı, bu gelişmelerin işçi sınıfının olumsuz etkilenmelerine karşı teorik ve pratik mücadele için gerekli hazırlıkların yapılamadığını görüyoruz. Bu konuda eğitim son derece önemlidir. Değer sonrası topluma, sınıfsız topluma giden uzun yolda yönetilenlerin yönetebilecek düzeye gelmesi üretici güçlerin her alanda gelişmesiyle olabilir. Karl Marx'ın dediği gibi yönetilenler yönetebilecek düzeye gelmeden insanlığın sınıfsız topluma ulaşması ve gerçekten özgürleşmesi mümkün değildir. İşçi sınıf örgütlerinin görevi, iş gücünü satarak yaşayan milyonların teknolojideki gelişmelere uygun olarak üretici güçlerin de gerek genel eğitim, gerekse mesleki eğitimlerin oluşturulmasında söz sahibi olmaktır. İşçi sınıfı ve emek güçleri gerekli olan her aşamada kapitalist sisteme müdahale etmeli, siyasetin ve devletin üzerinde işçi sınıfın çıkarına baskı oluşturmalıdır. İşçi sınıfının ve emek güçlerinin yönetici sınıf olabilmesi ancak böyle mümkündür. Türkiye'de de eğitim bilim temelli olmalı, din gibi inanç temelli dogmalardan uzaklaşmalıdır. Eğer bu yapılamazsa üretici güçlerin gelişimi ve 21. yüzyılın ihtiyacı olan bilgi ve beceriye sahip olması mümkün olmayacaktır. Son yıllarda görüldüğü gibi bilime göre değil, dinsel dogmalara göre eğitimin zorlanması toplumsal çürümeyi daha da arttırmıştır. Dinsel felsefe aklın gelişmesini, dolayısıyla bilimin gelişmesini de engeller. Dinler doğası gereği akla sınır çizer. Bilimsel felsefe ise o aklın sınırını aşar. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellikler öğrenen ve değiştiren bir özne olmak, gerçeği bulmak, bilgiyi geliştirmek, anlamlandırmak, anlamı bilince taşımak, denemek ve yeni bir şey tasarlayabilmektir. Yani bilim ile gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
Üretici güçlerin emek gücünün çok azının kendi başına kapitalizmin gereksinim duyduğu yüksek nitelikli iş gücüne, beceriye sahip olma, kendini geliştirme, emek pazarında kalabilme şansı vardır. Kapitalizmin çarpık, sadece kâra odaklı istihdam politikaları nedeniyle işsizliğin artması emekçi yığınlar için ciddi bir tehdittir. Küresel kapitalizmin gazetelerinde bazen üstü kapalı, bazen açık açık gereksiz insanlar kavramını kullanmaları, gelecekte dünya işçi sınıfının bir bölümünün emek pazarında şansının kalmayacağının göstergesidir. Başta komünistler, işçi sınıfı ve emek güçlerinin siyasal örgütleri, sendikalar ve emekten yana sivil toplum örgütleri önümüzdeki dönemleri teorik ve pratik olarak değerlendirmeli ve sınıf mücadelesini 4. sanayi devriminin gerçeklerine göre hazırlamalıdır. Çağımızın bilimsel teknolojik devrimler çağı olduğunu hatırlayarak üretici güçlerin gelişimini de sadece mesleki beceri olarak değil, aynı zamanda sınıf mücadelesine katmak önemlidir. 4. sanayi devriminin getirdiği olanakları kapitalist sistem kendi çıkarlarını korumak ve işçi sınıfın örgütlülüğünü bozmak, sınırlandırmak için alabildiğine kullanmaktadır. Kapitalizme karşı mücadelede geçen yüzyıla ait olan bazı yöntemlerin geçerliliği kalmamıştır. Mücadele yöntemlerinin de günümüzde uygun hale getirmesi zorunludur. Artık binlerce işçinin birlikte çalıştığı fabrikaların sayısı giderek azalmaktadır. İşçilerin yerini az sayıda insanın kontrol ettiği robotlar almıştır. Son 2 yılda yaşadığımız korona günlerinin de gösterdiği gibi sendikalar evlerden çalışmaya yönlendirilen emekçileri nasıl örgütleyebileceklerini bulmak zorundadır. Ayrıca sosyal medyanın küresel kullanımı sonucu siyasal örgütlenmeler de açık tehdit altındadır. Bilgi kirliliğiyle ve yanlış yönlendirmeye son derece açık sosyal medya mecrasının işçi sınıfının her türlü mücadelesine verebileceği zararları en aza indirebilmek için çok dikkatli olmak gerekir. Bu konuda donanımlı kadrolara büyük görev düşmektedir. Başta komünistler olmak üzere işçi sınıfı ve emek örgütlerinin görevi kadrolarını ve üyelerini eğitmek, bilinçlendirmektir. Örneğin işçi sınıfı ve emekçiler meslek iş tutuculuğuna karşı eğitilmelidir. Özellikle son dönemlerde de gizlenemeyecek boyutlarda artan küresel ısınmaya bağlı çevre felaketleri düşünüldüğünde işçi sınıfı ve emekçilerin de küresel düşünüp çevre felaketine yol açan iş kollarını iş kaybına yol açacağı gerekçesiyle savunulması gerekmektedir. Sendikalar özellikle iş kaybına ve yok olacak iş kollarına karşı üyelerin eğitiminin ve becerilerinin arttırılması için burjuvaziye baskı yapmalı, üretimin daha fazla çevre dostu yöntemler ve araçlarla yapılması için baskı oluşturmalıdır. Bu konuda meslek odalarıyla daha sıkı işbirliği yapmalı, kendi bünyelerinde de gerekli araştırma ve eğitim için bu niteliklere uygun kadro istihdam etmelidir. Evet sevgili arkadaşlar, benim 4. sanayi devriminin işçi sınıfına etkileri konusunda söyleyeceklerim kısaca böyle. Süre azlığı nedeniyle koşturur gibi konuşmak zorunda kaldım ama umarım faydalı olmuştur. Saygılar, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz Mümine. Ali Rıza sorununu anladığım kadarıyla halledemedi. Konuşmacıların onun dışında tümü konuştu. Eğer bir soru varsa bana iletin diye söylemiştim. Mehmet Şafak Mikail Kaya'ya bir soru gönderdi. Soruyu chat üzerinden Mikail Kaya'ya ilettim. Mikail, bir bakarsan chatte sana şey gelmiş olması lazım. Kendi resminin üzerine sağ tuşla basarsan chat düğmesini önüne alabilirsin. Mehmet Şafak'ın gönderdiği soruyu ben tekrar soru bakayım. Mikail'e gönderilen soru şu.
Efendim. Şimdi teknik olarak bir şey söyleyeyim. Sen soruları okuyup kime sorulduysa ona yanıltabilirsin. Tabii Yönlendir. onu yapacağım zaten. Tamam. Okumuş olmayalım Onu yani. yapacağım. Evet. Soru şu, yoldaşlar. R. Yürükoğlu yoldaşım Alevilik konusundaki düşüncesi özünde doğru olmakla birlikte parti içinde Alevilik zamanlama konusu biraz abartılmış olabilir mi? Soru bu. Yani Komünist Partisi'nde Alevilik konusunu abartmış olabilir misiniz diye geliyor soru. Bu konuda cevap vermek isteyen yoldaşlar cevap verebilirler. Bu arada Ali Rıza herkese özür dileklerini iletiyor. Telefonu açtım, kapattım, açtım, kapattım. Ama bir şekilde host doesn't allow diyor. Ben elimi bile dokunmadım Ali Rıza'nın şeyine. Mikail girebildiğine göre aslında Ali Rıza'nın da girmesi gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Ali Rıza bir sunu yaptı. Bugün yaptığımız olan sunular Mümin'in sunusu, benim sunum, Mikail'in sunusu ve Bülent'in sunusu hepsi metin olarak bir şekilde videonun yanında metin olarak koyacağız internete. Ali Rıza'nın sunusu da her ne kadar kendisi sunusunu okuyamadıysa da onu da metin olarak göreceksiniz. Ali Rıza aslında İTİB'in tarihi içinde Yürükoğlu yoldaşın oynadığı rolü, teorik liderliğini, örgütü çekip ileri götürmesini ve buradaki insanları, buradaki yığını, sosyalist yığın örgütü olan İTİB içinde eğitmesini ve işçi sınıfı davasına kazanmasını anlatıyordu. Yapacak bir şey yok. Bu sefer de böyle olsun. Sorulara cevap vermek isteyen varsa veya kendisi bir katkı yapmak isteyen, bir konuşma yapmak isteyen yoldaş varsa elini kaldırsın. Ona söz vereceğim. Mikail, konuşmak istiyor musun bu soruya cevap için? Unmute yapman lazım. Sol, Evet, tamam. tamam, yaptım. Tamam. Yani bu soruya benim düşüncem, tabii biraz daha soru belki daha soran baş tarafından açılırsa, yani tam ne demek istediğini anlayabilirsem o zaman belki daha kesin bir şeyler söyleyebilirim. Çünkü abartılma derken bir iki örnek verilebilir. Nasıl bir abartma yapılmıştır? Bunları da konuşmamız iyi olur. Ama gene değil de anladığım kadarıyla ben bir şeyler söylemek istersem kimler tarafından atılmıştır? Yani bunları demek lazım. Hangi yazıda, nerede, yazılardan mı veya eylemlerden mi veya başka yerlerden mi? Yani bunlar biraz muğlak kaldı. Tabii soru olarak belki açarsa yolda şey olur. Ben öyle düşünmüyorum şahsen. Yani abartıldığını söyleyemeyeceğim. Yani çünkü yoldaşların yazdığı zaten yoldaşımızın yazdığı ortada. Kitapları ortada. Bu konuda yazılan makaleler ortada. Ve bu konudaki araştırmalar ve kararlardan sonra zaten yayın organlarında da sık sık Alevilik üzerine ve Alevi toplum üzerine bunun özgürlük mücadelesi veya meşru demokratik hak istemleri üzerine yazılar yazıldı. Bunlar zaten olması gereken şeyler. Aslında yoldaşın ben burada sunum olarak aldığım kitabında da yazdığı kısımlara okudum sizlere. Buradaki açılıma baktığımız zaman belki acaba onu fazla abartı olarak görüyoruz veya demek istiyoruz. Bilemiyorum. Orada
buradaki açıklamalarda, yazılanlarda bence parti içinde ya da eylemlerde yapılanlardan çok daha fazla bilgi var, çok daha yüceltme var. Alevilik ve Aleviliğin tarihsel rolü, devrimci mücadele içerisindeki yeri açısından. Yani ben bilmiyorum, çok fazla abartıldığını sanmıyorum. Son tarih. Mikail, istersen doğrudan Mehmet Şafak'a söz veriyorum. Evet. Onun sorusunu kendisinden dinleyelim. Hepinize iyi akşamlar. Ben Norveç'ten katılıyorum. Şimdi benim sorumdaki abartıldı derken Mikail yoldaş, Yürükoğlu yoldaşın kitabının o biçimlenmesi, kitabın içeriğini konusunda değil. Tam tersine ben de onun Marx'ın tarihsel gelişimini çok iyi analiz eden bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Türkiye geleneğinde de baktığımız zaman Alevliğin 800 yıllık bir gezilmişlik ruhuyla devrimci komünist akımın içerisinde bir güç olabileceğini düşünüyorum. Ve bunu da o dönemde de katılan bilen birisi olarak söylüyorum. Yalnız şunu gördüm, yani parti içerisinde belli bir süre sonra işçinin sesinin adının veya komünist ideolojinin önüne daha çok Alevilik mi çıktı? Yani semah çekmeler parti ideolojisini biraz daha mı geri plana itti anlamında söylüyorum. Yoksa kitabın içeriği konusunda hiçbir şeyim yok, tartışmam yok. Çok doğru yani. Onları ben de defalarca okudum ve doğru olduğunu düşünüyorum ama daha sonra yani biz onu parti içerisinde partinin, şimdi bu konu belki bu şeyin konusu değildir ama partinin dağılmasında bir etken olmuş olabilir mi? Yani Aleviliğin, işçinin sesinin kervana dönüşmesi. Daha sonra da belli isimlerle birlikte kaybolmasının bir faktör olmuş olabilir mi diye düşünüyorum. Yani sorum o. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani, evet, yani parti içerisinde şimdi biz şeye alışmışız bir insanız. Yani ideolojik insanın etnik, siyasi, dinsel kökeni ne olursa olsun bir komünist ideolojinin verdiği bir yoldaşlık ilkesiyle bir beraberlik varken birden onun yerine yani ideolojik olarak mesela bir yoldaş bir tanesi ODTÜ'de enternasyonel söylemekle şey yaptı. Onu o zaman da ben hatırlıyorum. Çok da heyecanlanmıştık o zaman, ben daha gençtim o dönemde. İşin sesinde de birinci sayfada çıkmıştı. Ama onun yerine semaha döndüğü zaman yani ki döndü bu, bunu biliyoruz. Onun bir şey olmuş olabilir mi? Yani ideolojik olarak abartma oradan onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Ben devam edebilir miyim? Şimdi evet, son söylediğim şeyler için aslında öyle bir intiba ben edinmedim. Yani diyebilirim ki örgütsel yaşam içerisinde gördüklerim kadarıyla düşünceye kapılmadım. Sanıyorum bu dönemde isim değişikliği olması değil de zaten Kervan diye legal bir yayın organı çıkıyordu. Kervan diye. Daha doğrusu Kavga diye başlamıştı hatırlarsanız. İlk çıkan yayın Kavga'ydı. Sanıyorum 5 veya 6 sayı çıktıktan sonra isim değişikliği olmuştu ve değiştirildi. Kervan olarak değiştirildi. İkisinde de Alevilik üzerine yazılar, yazışmalar çoğalmıştı. Daha doğrusu yayın organının hemen yarısı yine Marksist ideolojiler doğrultusunda işçi, emekçi mücadeleler doğrultusunda güncel hayatla ilgili mücadelelerle ilgili yazılar oluyordu. Bir yarısında Alevilik konusunda, Alevilerin güncel yaşamları, güncel demokratik istemleri, onların yaptığı mücadeleler ve 90'lı yılları hatırlarsanız tabii ki şimdi farklı bir 90'lı yıllarda Alevi örgütlenmeleri daha yeni yeni gelişiyordu, başlamıştı ama daha gelişmemişti bugünkü kadar. Yani o günün ortamını da göz önünde bulundursak öyle bir açılım olmuştu. Dolayısıyla daha sonra Kervan çıktı ama Kervan devam etti uzun yıllar. Kervan'dan sonra yine işçinin sesi devam etti. Yani işçinin sesi yerine geçmedi aslında bu çıkan yayın.
İşçinin Sesi daha sonra da hep periyodik belki çıktı. Yani düzenli çıkmadı. Yani daha her iki haftada bir çıkmadı ama son yıllarda bazen iki ayda bir, bazen üç ayda bir şeklinde periyodik olarak yine devam etti. Dolayısıyla bir yayın organında öbürü yerine ikame etme gibi bir şey yani yerine koyma gibi ben düşünmüyorum şahsen. Fakat o dönemde tabii ki bir açılım getirilmiş durumda ve konular hep tartışılıyor. Diğer sollardan da çok büyük tabii tepkiler, benzeri tepkiler oluşuyor. İşte nereye gidiyor? TKP dine mi sarılıyor? Dinci mi oluyoruz? Gibi böyle bir sürü açıklamalar, eleştiriler geliyor tabii. Aslında bunlara hepsinde kitapta da bildiğiniz gibi cevaplar var yani tür açıklamalara. Bugün karşı çıkanlar gördüğümüzde TKP'nin çok daha farklı düzeyinde Aleviliğe sahip çıkıyorlar, savunuyorlar. Yani Marksist bir yaklaşımla da değil diye yapmıyorlar. Bu açıdan bence bizim yaklaşımımız ya da yoklaşım getirdiği bu açının çok daha Marksist temelde, komünist bir bakış açısıyla böyle bir geleneği anlatan bir yaklaşımdır. Şimdi Aleviliğin tabii ki semahı var, fikirleri var, kendine göre örgütlenmesi var. Bunları ama Marksist temelde incelediğimiz zaman diyor, bunların içerisinde Halef Selef'tir diyor. Marksizm, Alevi'nin geçmiş tarihsel gününe baktığımız zaman Halef Selef'idir diye kabul ediyor başımız. Şimdi Halef Selef olduğu zaman bugünkü yaklaşımda da tabii ki Alevilik olacaktır. Kapitalizm içerisinde de, günümüzde de olacaktır. Çünkü Alevi toplumundaki herkes bugün Marksist değildir veya sosyalizmi tamamen bütünüyle kabul etmiş diye görünmüyor. Büyük çoğunluğu olabilir veya büyük bir kısmı olabilir. O nedenle tabii ki o tür şeyler var. Yani o tür etkileşimler veya topluma yönelik yapılan etkiler var ama resmi olarak yani parti olarak çıkan yayın ortamında ben çok fazla bir anlamda şahsen düşünmüyorum. Hatta şunu bir de ben zaman zaman düşünüyorum. Belki bazı yoldaşlara haksızlık etmiş olmam umarım. Örgütün ve yoldaşın getirdiği şekliyle bile, Marksist açıdan bile analiz yapıldığı zaman Aleviliğin tarihini, tarihteki oynadığı ve o zamandan beri süre gelen yapısını tam olarak algılayıp da onu içine sindirmiş midir diye bazen soruyorum her yoldaşımız, her arkadaşımız acaba. Umarım haksızlık yapmamışımdır ama benim belki uzaktan dışarıdan göre her yoldaşımızın o dönemde belki bugün de hala daha sindirebildiği düşünüyorum. O fikirleri bile kitapta yazıldığı şekliyle. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yoldaşlar Ali Rıza'nın konuşmasının son bölümünde metni bildiğim için yer alacak bir bilgi vardı. Ben size onu vereyim. Epey bir süredir İngiltere-Türkiye'li İlericiler Birliği, İngiltere-Türkiye'li Öğrenciler Federasyonu belgelerini taramasını yapıyoruz. Elektronik taramasını yapıyoruz Ali Rıza ile birlikte. Epey bir çalışma yaptık. Epey bir taramayı sınıflandırmaya başladık. Yıllara göre 1970 yılından itibaren Fransa Türk Öğrenci Birliği, Fransa İşçi Birliği ve İngiltere Türk Öğrenci Federasyonu, İngiltere Türkiye'li İlerciler Birliği belgelerini yıllara göre sınıflandıracağız. Tabii bazı kuşkularımız var. Orada bir sürü bugün isminin duyulmasını istemeyecek bir sürü tanıdık isim var. Bizim yanımızda yer almıyorlar ama TKP içinde önem taşımış isimler var.
Dolayısıyla bu arşivi nasıl sunacağımıza henüz karar vermedik. Ama MR sayfalarında İTİP arşivini, İTÜF arşivini ve onunla bağlı olarak diğer belgeleri peyderpey yayınlamayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz 4 Aralık 2021 aynı zamanda İTİP'in 50. kuruluş yıl dönümüydü. Onu kendi aramızda ufak bir toplantı yaptık. Yoldaşlarla eski günleri yad ettik. İTİP bir semboldür. Komünistlerin içinde var olduğu sosyalist yığın örgütü olarak bir semboldür. Bir sürü genç insan gelir gider, işçiler, öğrenciler gelir gider. Başka partilerden, başka ülkelerin komünistlerinden insanlar gelir gider ve her biri bir katkı yapardı. Elimizde epeyce bir belge var. Çok fazla sayıda fotoğraf olduğunu söyleyemeyeceğim ama bu belgeleri yayınladığımız zaman görülecek ki TKP'nin 1970'lerde yurt dışındaki en büyük örgütü değilse bile ikinci büyük örgütü İngiltere örgütüydü. Epey büyük katkıları oldu. Kısaca bunu söyleyeceğim. Mümin bu konuyla mı ilgili? Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum ben. Tabii, buyurun. Senin endişeni anlıyorum yani. İsimler konusunda endişe ediyorsun aslında. İşte bir sürü insan gitmiş, hayatın başka alanlarında devam ediyor. Kimisi artık bırak komünistliği, sosyal demokratlığı bile terk etmiş. Karşı saflara geçen insanlar da var ama benim özümde söylemek istediğim şu. Şimdi Sovyetler Birliği bile çöktü. Elinde ne kadar, borçasında ne kadar gizli açık bilgisi varsa bugün burjuvazın elinde. Onların eliyle kitap haline getiriliyor, yayınlanıyor. İçine bir takım provokatif sokuşturma bilgiler de oluyor vesaire vesaire. Devletler bile periyodik zamanlarda gizli kalması gereken bilgilerini açıklıyorlar. Şimdi bizim İTİP ile ilgili olan açıklamaya çalışacağımız ya da yayınlamayı düşündüğümüz, hazırlamaya çalıştığımız belgelerin bunlardan çok daha vahim olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü sonuçta burada İngiltere'de kurulmuş bir toplumsal bir örgütlenme, legal, hiçbir yasa dışı faaliyeti yok kanunlar çerçevesinde. O yüzden bence bir mahsur yok. Ama sağdan soldan mırın kırın sesler çıkart mı? Çıkar mı? Belki çıkar ama çok fazla ciddiye almamak lazım. Ne yapacağız yani? Herkesin geçmişini mi temizleyeceğiz? Herkes kendi geçmişinden sorumlu sonuç itibariyle, değil mi? Bence çok fazla düşünmemek lazım. Yayınlanmakta bir sorun yok. İsimlerin de kalmasında bir sorun yok yani bence. Başka sorulara geçmeden önce Yürükoğlu yoldaşın yazdığı bütün kitapları tkp.net adresinde bulabilirsiniz. Bunun dışında başka bir şey daha yaptık. İkisini de şöyle vereyim. www.t-k-p.net adresinde İşçinin Sesi'nin bütün Türkçe ve İngilizce ve Almanca, Fransızca yayınları var. Gazete var, kitaplar var, başka yayınlar var. Bunların bir kısmını da şeye koydurduk. www.marxists.org. Burası önemli bir Marksist site. Başka Türkiye'den başka partilerle birlikte bu Yürükoğlu'nun kitaplarını var olan basılmış bütün dillerde bu adreslerden bulabilirsiniz diye onu özellikle yazayım dedim. Başka sorusu olan, katkısı olan yoldaş var mı? Konuşmak isteyen? Yoksa Ali Rıza'ya yapabilecek hiçbir şey yok. Ben buradan epey deniyorum. Mümkün değil. Ali Rıza bir şekilde kilitlenmiş durumda. O zaman toplantımızı başka soru yoksa
toplantımızı sonlandırmak istiyorum. Katılan yoldaşlara da teşekkür ediyorum diyecektim. Hemen birisi kalktı. Unmute yapar mısın kendini? Tamam. Şimdi bu toplantılarındaki yani objektif sonucu şu oluyor toplantıların. Güzel, hoş, yani gerçekten enteresan, iyi, yararlı, katkılı, heyecanlı, güzel günler geçirdik. Güzel bir şeyler yaptık. Ama yani bunu bu şekilde bıraktığımız zaman bütün geçmişi aynen yeniden üretmiş oluyoruz. Geçmişi aynen böyle götürmüş oluyoruz. Ama yani geçmişi bir eleştirisini yapmadığımız zaman aynı var olan şey devam etmiş oluyor. Bu ilerletici olmuyor. Yani ilerletmek için ben yani bir hususu söylemek ihtiyacındayım. Onu söylemem lazım. O da şu. Geçmişte ki İsmail arkadaşınız konuşurken şunu söyledi. Dış nedenlerle devrimci stratejiyi benimseyemeyen bir partide mücadele etti ya da ettik anlamında. Buradaki dış nedenlerle lafından büyük bir ihtimalle şunu kastediyorsun. Sovyetler Birliği'nin soru. Yani bunu birazcık daha açmak lazım. Dış bir faktör var. Bu bizim dış güçler gibi bir şey. Biz her şeyi iyi yapmaya çalışıyoruz ama bu dış güçler bize yanlış bir şeyler yaptırıyor. Yani burada bu bir konuyu görmek lazım. Dış güçler, yani o günkü sol harekete bir program, bir vizyon, bir anlayış istersen lanse ediyor de, istersen empoze ediyor de. Hangi kelimeyi seçersen o. Ama verilen, anlatılan bir şey var. Yani bizim bütün bir kuşak, bizim nesiller hep bu şey içinde, bu genel akım içinde yürüdü. Nedir o? Sosyalizm diye bir şey var. Bu insanların kurtuluşu projesidir. Birazcık daha kurcaladığın zaman işte sosyalizm var, bir de komünizm var. Biz önce sosyalizm yapacağız, sonra da komünizme geçeceğiz. Proje bu. Peki sosyalizm nedir? Sosyalizm, yani onu okumam lazım. Çok özlü ve güzel bir şekilde ifade etmiş. Sosyalizm nedir kitabında? 116. sayfada. Onu okumam lazım. Küçük bir paragraf. Sosyalizmle komünizm arasında temel fark üretken güç farkıdır. Ama devlet işletmeleri üzerinde kurulu bir üretim örgütlenmesiyle üretim araçlarının tüm topluma ait olması üzerinde kurulu bir üretim örgütlenmesi de aynı değildir. Daha sonraki cümleden daha sonrasını okuyorum. O cümle daha uzun tartışmayı gerektirir. Devlet ekonomisiyle devletsiz bir ekonomi, kendi kendini yöneten bir ekonomi aynı değildir. Şimdi burada anlatılan nedir? Yani fikri bize Sovyetler Birliği'nin o dış güçlerin bize empoze ettiği, Marksizm budur diye anlattığı şey burada özlü olarak anlatılmış. Sosyalizm diye bir olgu anlatıyor, bir de komünizm diye bir şey anlatıyor. Biz Gotha programından biliyoruz ki sosyalizm diye söyledikleri birinci aşamadır. Komünizm diye söyledikleri ise birinci aşamadan sonraki aşamadır. Şimdi bu her neyse birinci aşamada şu varmış. Üretim araçlarının tüm topluma ait olması üzerinde kurulu bir üretim örgütlenmesi var. Ki bu devlet işletmeleri üzerinde kurulu bir üretim örgütlenmesi. Öbüründe ise devletsiz bir ekonomi, kendi kendini yöneten bir ekonomi vardır. Böyle gidiyor. Şimdi buradaki çelişki nedir? Bu anlatıma göre, o zamanki bizim anlayışımıza göre, üretim araçlarının bütün topluma ait olmadığı ama devlete ait olduğu komünizm birinci aşaması vardır. Ama hakiki komünizmde ise üretim araçları bütün topluma aittir. Kendi kendini götüren bir ekonomi vardır. Bürokratlar filan yoktur. Yani birinci aşamada, komünizmin birinci aşamasında devlet vardır.
ikinci aşamasında ise yoktur. Tamam arkadaşım, yani böyle bir teori ileri sürülebilir. Benim hiçbir itirazım olmaz. Ama bu teoriye Marx'ın teorisiyle Marx böyle dedi diye lanse ettiğin anda sorun vardır. Marx böyle demiş. Sadece bunu kaydetmen lazım. Marx'a böyle bir anlatım yok. Böyle bir teori yok. Ve Marx'ın söylediği anlamda komünizmde böyle bir komünizm tanımı yok. Bir defa bunu tespit etmek lazım. Yani sadece bunu söylüyorum. Bu yani o zamanki dış güçlerin bize empoze ettiği bir fikirdir. Ve bu fikri de biz 10 yıllar boyunca aynı şekilde aldık götürdük, kullandık. Ama bugün bunun eleştirisini yapmazsam, bu yanlıştır demezsem bu yanlış böyle devam edecek. Çünkü objektif sonucu bu, böyle kapanıyor toplantı. Bunu bir defa tespit etmek lazım. İkinci bir, aynı bu fikrin bir devamı olarak gelen bir şey var. Mikail'in sunumunda vardı. Yürükoğlu Yoldaş, sanıyorum işin sesi niye başarılı olamadığı makalesinde faktörlerden biri olarak Stalinci parti anlayışını aşamadık gerekçesini ileri sürmüş. Öyleydi hatırlıyorum. Burada da bir sorun var. Stalinci parti anlayışı dediğin şey Leninci parti anlayışını birazcık daha uca götürülmüştür. Eğer bir at kullanacaksak bu tam anlamıyla söylemek lazım. Leninci parti anlayışıdır. Ve bu devleti sosyalizm anlayışıyla proletar diktatörlüğü yerine parti diktatörlüğünü kuracağız. Tek parti kuracağız fikriyle ki hepimiz bunu açıkça söylemesek bile buydu. Yürüdüğümüz buydu. Aynı şeydir. İkinci söylenecek nokta bu Leninci parti anlayışının direkt eleştirisini yapmak lazım. Nereden nasıl bağlanıyor Marx'a bu onu konuşmak lazım. Yani ben buradaki 3-5 dakika içinde bunu konuşacak değilim. Ama bu iki hususu dile getirmek isterim. Bir, komünizmin içine sahte bir böyle bir sosyalizm diye bir şeyi sokmak kelimenin tam anlamıyla tahrifattır. Marx'ın fikrinin tamamıyla revize ediliştir. Bu yanlış. Buradan bir yerlere varamazsın. İki, bu fikriyatın bir devamı olarak parti teorisi. Nedir o? İşte Leninci parti teorisi. Marx'ta kesinlikle böyle bir şey yok. Marx'ın Komünist Parti Manifestosu dediğiyle bu partinin, bu Weberyen partinin, bürokratik partinin alakası yok. Bunları söylemek gerekiyor. Bunlar üzerine kafa yormak gerekiyor. Bunlar bu eskinin eleştirisinin temel noktalarıdır. Bunları ortadan kaldırmadan yani eski yeniden üretmiş oluruz. İşte ah biz neyi işte ömrümüzde böyle güzel çalışmalar yaptık. İşte şöyle şöyle oldu. Ama işte bir takım sıkıntılardan ötürü fazla olmadı, iyi yürümedi. Yok arkadaşım, bu bir yerlere varacağı yoktu. Bu dönem ki bunun adı cahiliye dönemidir. Marx'tan sonraki o koskoca ikinci enternasyonel ve üçüncü enternasyonel dilimi cahiliye dönemidir. Söylenenler Marx'ın suyunun suyu bile değil. Tamamıyla Marx'ın revizyonu üzerine, tarifatı üzerine yapılmıştır. Bunları tespit etmek lazım. Ha bunları derinlemesine bir eleştirisinden tamam ileriye yönelik yine farklı görüşler çıkabilir. Yani anlaşamayabiliriz de olabilir. Hiç önemli değil. Ama en azından bu ideolojik yüklerden bu ideolojik bagajlardan kurtulunmuş zihinler özgürleştirilmiş olur. Söyleyeceklerim yani budur. En azından bu toplantıda bu iki tane eleştirim noktasını dile getirmiş olmak isterim. Bu kadar. Yusuf Samir, teşekkür ediyoruz. Söylediğin konular önemlidir. Gerçekten üzerinde durulup cevaplanması gereken şeyler. Ama ben konuşurken şunu da söyledim. Bu Sosyalizm Nedir kitabı R.Y. için bir anlamda öz eleştiri kitabıdır dedim. Çünkü bir yerinde sanıyorum son ciltte ya da ilk cildin ön sözünde ya 10 yıl, 20 yıl önce söyleseydiniz, sorsaydınız ben böyle düşünmüyordum. Şimdi farklı düşünüyorum. Hatta Merih'in yazdığı belgenin ışığında onunla aynı şeyi düşünüyorum diyor. Merih'ten de özür diliyor.
Merih'in haklılığını tespit ediyor orada. Bu anlamda kendi içinde çelişir görünen bir sürü unsur olabilir Sosyalizm Nedir kitabında, ama bu yanlarının da olduğunu hatırlamakta büyük yarar var. Sadece senin söylediğini söylemiyor, başka şeyleri de söylüyor. Sosyalizm komünizmdir, sosyalizmde devlet yoktur da diyor kitabın bir yerinde, en sonun son ciltte galiba. O üç ön söze de bakarsan, sanıyorum sinopsiste söylüyor bunu. Bu konu hiç gündemden çıkmayacak bir konu, çünkü dünyanın her tarafında ve Türkiye'de komünist hareket içinde Sovyetler konusunda kimse burnundan kıl aldırmıyor. Geriye dönüp düzgün bir maddi eleştiri de yapmıyorlar. Bilinen bazı gerçekleri de ağızlarına bile almıyorlar. Bu gerçeğin bir ucundan epey bir araştırma yaptım. Elimin altında epey bir şey birikti. Onları bir ara fırsat olursa, hastalıklardan ve başka teknik ve güncel sorunlardan vakit kalırsa onları da yazacağız. 1991 Ağustos'unda darbe teşebbüsü başarısız olduktan sonra CIA'nin adamları, gençler merdiven koyuyorlar. SBKP Merkez Komitesi binasına camı kırarak içeri giriyorlar. Yağma ve bütün var olan bilgilerin çalınması ondan sonra başlıyor. Savunan tek bir adam yok. Bir tane Komünist Partisi'nin yöneticisi, bekçisi savunmuyor. Olduğu gibi şerefsiz bir şekilde, olduğu gibi ellerinde ne varsa teslim ediyorlar Amerikalılara. Koca koca scan makinalarını getiriyor Amerikalılar, mikrofilm makinalarını, bir ucundan giriyorlar, öteki ucundan çıkıyorlar. Şimdi bunu ne TÜSTAV'da söylüyorlar ne başka yerde söylüyorlar, ama aynı anda Amerika'da en az 5 üniversitede SBKP arşivinin enstitüleri var. Yale Üniversitesi 100'den fazla kitap yazdı o belgeleri kullanarak. Koca koca kitaplar. Bunlardan kimse bahsetmiyor. Kim, neyi kullanarak yaptılar? Amerikalı Sovyetlerden çalınan belgeleri yeniden tercüme edip yorumlayarak yaptılar. Şimdi söylenecek çok şey var da biz şöyle düşündük. Söz vereceğim sana Mümin. Biz şöyle düşündük bir ara. O projemizi şimdi Covid'le birlikte rafa kaldırmıştık ama herhalde tekrar ön plana çıkartacağız. Biz bir dergi çıkartacağız, elektronik dergi, MR Vakfı olarak. Adını da hatta koymuştuk, sınırsız, sınır tanımayan işçiler diye. Bu projeyi tekrar gündeme getireceğiz ve orada Yusuf Samir gibi veya başka türlü düşünen arkadaşların görüşlerini özlü bir şekilde yazmasını teşvik edeceğiz. İlla da bizim onaylamamız gerekmiyor. Yani merkezi bir disiplin altında şunu söyle bunu söyle diyecek bir durumda değiliz. İsteyen istediği gibi teorik katkısını ya da eleştirisini yapabilecek. Bunu Türkçe yapacağız. İngilizce'de yaparsak valla büyük başarı olacak bizim için, ama tabii hayat ne getirir bilinmez. Şurada yaş ortalamasına baktığımız zaman en gencimiz Mehmet galiba. Mehmet kaç yaşındasın? Mehmet 50. Unmute. 58. 58. En gencimiz Mehmet, yani durumu vehametini anlatması için söylüyorum. Mikail daha genç olamaz. Mikail de ileri bir yaşta. Bahattin de ileri bir yaşta. Yani durumumuz ortada. Elimizdeki şeyleri ırmağın karşı kıyısına geçerek heba etmek bize zül geliyor. Elimizde olan ne varsa, belge, bilgi ve kaynak olarak ne varsa biz
genç kuşaklara bir şekilde iletmek istiyoruz. Ama tabii onlardan da talep gelmesi lazım. Ben ilgilenmiyorum diyen insana yapacağımız bir şey yok. Yalan yanlış bir sürü çeviri yayınlanıyor. Makine ile yapılmış çeviriler. Anlamak mümkün değil. Türkiye burjuvazisi bu açıdan bu tür çevirilerle milletin kafasının karışmasından da yarar umuyor. Halbuki çok basit şeyler var. Komünist manifestoyu al önüne oku kardeşim. Kapital 50 kere tercüme edildi ve de tamamı tercüme edilmiş, yayınlanmış durumda. Sabırla oku. Parti parti oku, not olarak oku. Alman ideolojisini oku. Felsefenin sefaletini oku. Bunları söyleyince böyle bir surat büküyor insanlar. Onun için sesimiz ne kadar çıkarsa çıksın bizim dinleyenlerimiz kadar gücümüz var demektir. Çok da üzüldüğümü söyleyemem. Bugün bu kadar kardeşim. Yarın biraz daha şey yaparız. Etlenir budaklanırız. Biraz daha sesimiz fazla çıkar. Bakalım. Mümin. O kadar çok konuştuk ki ne söyleyeceğimi unuttum zaten. Yaştan konuşuyor ya. Yani şimdi ben Yusuf'un söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ama burada şunu da söylemem lazım. Yani R'ye biraz ürkekçe belki titreyerek yaptığı öz eleştiri eğer bugün yaşıyor olsaydı muhtemelen yani Yusuf'tan farklı bir şekiller söyleyeceğini tahminen düşünmüyorum, düşünemiyorum yani. O çalışma metodu, kafanın o şekilde ilerleyişi yani aynı noktalara geleceğini düşünüyorum. Hele Sovyetler Birliği'nin yıkıntısından sonraki bugüne kadar gelinceye kadar ki geçen sürede yaşanan rezillikler hala enkazın altından çıkılamaması muhtemelen bizi ne kadar tetiklediyse onu çok daha fazla tetikleyip daha düzgün şeyler söyleyebilecek formata getirirdi. Öyle inanıyorum ben, öyle düşünüyorum. Şimdi o yüzden yani Marksizmin hakikaten tekrar insanların kafasında ayaklarının üzerine dikilmesi gerekiyor. Kolay bir iş değil. Çünkü bunu teşvik edecek, örgütleyecek örgütler kalmadı. Yani herkes kendi başına, kendi çabasıyla aldığı kadar, verebildiği kadar uğraşmaya çalışıyor. Kolektif bir çalışma dünya çapında çok dibe vurduğu için ister istemez herkes ucundan kıyısından kıymık kıymık bir şeyler alıyor. Yani kendimizi bildik bileli işte sosyalizm diye, Sovyetler Birliği'ni, sosyalist devlet diye, hatta sosyalist blok diye bir takım adlandırmalarımız oldu. Şimdi kafalardan bunların tekrar ayıklanması çok kolay olmuyor. Ve Türkiye gibi yerlerde çok ufak tefek kişisel çalışmaların dışında zaten eski tortulardan böyle bir ağızlarından bir şey de çıkmıyor. Yani böyle bir öz eleştiri, yani sosyalizm nedir? İşçi sınıfı bugün neye tekabül etmiştir? Nasıl bir gelişme içerisindedir? Komünist Partisi nasıl olmalıdır? Proletar diktatörlüğünü neye tekabül eder? Yani hala bir takım yayınlarda görüyorsun. Yüce Sovyetler Birliği'nin benzer bir şekilde hala sosyalist devletler diye konuşuluyor. Düne ait atıfta bulunurken televizyonlarda, yazılarda, köşelerde. Kolay bir iş değil. Bunun iki türlü temizlenme yolu olacak bana göre. Birincisi bireysel çalışmalar ortak küçük havuzlarda biriktikçe onlara ulaşabilecek insan sayısı şöyle ya da böyle biraz artacaktır. İkincisi gelmekte olan kuşak zaten bunları süpürüp götürüyor. Bizi de süpürüp götürecek. Kendi jargonuyla, kendi terminolojisiyle yeniden öğrenecekler bir sürü şeyi. Bugün teknolojinin geldiği yerde biz uzun uzun ağdalı konuşmayı seviyoruz. Millet üç harfle bir kelimeyi cümleyi özetleyip kullanıyor sosyal medyada. Yani her şey kodlanmış, şifrelenmiş durumda. Yeni jenerasyon bunu anlıyor. Biz daha geriden gelerek anlıyoruz. Çünkü geçen yüzyılın insanıyız. Öyle ya da böyle. Yani Yusuf Zamir az önce söyledikleriyle kendisini bağladı. Kaçışı yok. Gelir yaşadığı yerden alır, torbaya sokarız. Hiç yolu yok. Yazacağım, bir şeyler söyleyeceğim. Bizi de içine çekeceğim. Yani bence çok güzel olur. Böyle bir şey yaparsan
bunları tartışmaya getirirsem, biz de işte elimizdeki imkanlarla destek vermeye çalışırız. Bence güzel bir çalışma çıkar ortaya. Katılımcılar çoğalır. Fikirler ortaya dökülür. Ben böyle bir şeyden büyük bir zevk alırım. Eğer yaparsan, işin içine girersen. Şimdilik söyleyeceğim bu. Teşekkür ediyorum. Bahattin, söyleyecek bir şeyin var mı? Son dakikaları yaşıyoruz ona göre. Evet, ben de bir şeyler söyleyeyim kısa. Sona geldik herhalde zaten. Ben öncelikle tabii Emar'a teşekkür ediyorum. Yoldaşın 20. ölüm yıldönümünde hem yoldaşı saygıyla anarken buraya katılan, emek veren, şu anda düşüncelerini paylaşan tüm yoldaşlara, dostlara da buradan selamlar, saygılar sunuyorum. Tabii konuşulacak mutlaka. Daha çok dinlemeyi tercih ettim bu defa. Çünkü ben de teknik olarak her ne kadar bazen yayınla falan da ilgilensem de teknik konuda böyle çok şeye katılmadığımız bir ortamdayız. Ama şunu söyleyeyim, yani gelen ele konulardan bir tanesi, ben bu özellikle Alevilik konusuyla ilgili belki kısa bir şey söyleyebilirim. Kitaptaki ideolojik bakış açısıyla pratik faaliyetteki yani kamuoyuna örgütlenmede bir dozu kaçtığı konusunda ben de soruya katılıyorum. Yani kaçtı mı sorusuna, evet kaçtı. Ortam belki Alevi örgütlenme, Alevi Bektaşi örgütlenmesinin şartlarını doğurmuştu ama Komünist Partisi kadrolarının birinci derecede, yani o parti örgütlenmesinin, partinin ideolojik olarak işçi sınıfı içinde fabrikalarda örgütlenirken, örneğin yayın bile düşünse, kervan diye yayın olsun ama legal düzeyde bir işçi sınıfına gidecek, topluma, halka, emekçilere gidecek başka bir enerjimizi yayında verebilirdik. Yani orada bir eksiklik bizim o dönemki tabii bizim buluşmamız, yani işçinin sesi hareketiyle, partiyle o günkü buluşmada kavga daha başka bir yerde duruyordu. Yani biz kavgayı gördüğümüz zaman, henüz daha o zaman kervan yoktu. Kavga sınıf ağırlıklı, sınıfa mesaj veren, sendikal birliği öne çıkaran, mücadeleyi öne çıkaran kısımdaydı. Belki o gün Alevilik henüz daha böyle ortaya gelmemişti. Bir bu. İkincisi, tabii Yusuf Samir Yoldaş'ın söylediği de, ben de şimdi tabii hem Yoldaş'ın kitaplarını okuyorum, hem fırsat buldukça da işte geriye dönüyoruz, nerede ne yaptık ettik, ama bunlar tabii bir teorik hazırlık aslında. Umarım önümüzdeki sürelerde bu tür tartışmalar da, konuşmalar daha da şey olur, pratik faaliyete dönüşür. Bir de biraz önce söylediğin şey, yayın özellikle çok önemli bence. Yani bir tek iletişimi sağlayacak bir mekanizma dediğimiz, en azından bugünü, dünyayı, çağı tarif edecek bir daha anlaşılır dilde, işte farklı görüşler de olsa, eleştirel de olsa, onların bence yayın yoluyla ulaşmasında fayda var. Hani bizim buradan doğru katkımız olur mu o gün bilmiyoruz ama o gün geldiğinde mutlaka elimizden geleni bu taraftan doğru yaparız. Ben de bütün dostlara, yoldaşlara teşekkür ediyorum. Tamam açık mı? Teşekkür ediyoruz. Başka bazı yoldaşlar vardı. Onlar katılamadılar. Tam kendilerini de nasıl diyeyim, herkes bir şekilde bu tür konferanslara katılıyor da Zoom'un bu biçimiyle katılması bazen zor oluyor. Ali Rıza bugüne kadar bir sürü Zoom toplantısına katıldı. Bugün tam girmişken bir parmak değdi. Ondan sonra yerinden oynadı bütün düzenek. Sunusunu yapamadı. Ama bu tür toplantıları devam ettireceğiz. Şimdilik bir düzenli devam ettirme perspektifi henüz oluşmadı ama devam ettireceğiz. Yayın meselesine biraz daha ciddi eğileceğiz. Bir dergi meselesine, kaynak dergi meselesine. Hatırlıyorsanız bir ara Kaynak diye bir dergi çıkartıyorduk. İki sayı mı ne çıkarttık, ondan sonra durdu. Kaynak meselesine elektronik yayın olarak
yeniden bir eğileceğiz. Bak yani hayat ne getirirse, siz ne kadar köfte o kadar, ne kadar ekmek o kadar köfte, ne kadar köfte o kadar ekmek, yani mesele bu. Ne kadar sizler katkı yaparsanız o kadar elimiz daha fazla yere ulaşır diye düşünüyorum. Başka bir soru, katkı yoksa toplantıyı kapatıyorum. Var mı? Ali Rıza'dan zaten ne ses ne nefes çıkıyor. Aysun'dan da bir ses çıkmadı. Hüseyin Demirdal arkadaş da videosunu girer girmez kapattı. Aç dememize rağmen açmadı. Herhalde bir bildiği vardır. Yusuf Zamir'e teşekkür ediyoruz. Bahattin, Mikail, herkese teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Toplantıyı kapatıyorum.